yerde sevdim seni. Söyleyemedim, düşlerde sevdim seni. Söyleyemedim, sessiz öptüm nefesini. Çok neye üzülüyorum? Seninle bir ömür boyu beraber olmayı düşünürken belki de söyleyemediğim şeyler yüzünden şu anda yanımda olamadığıma, ellerini tutamadığıma, ben seni çok sevdim. Çok sevdim ama söyleyemedim. Yalnız bir dakika. Bizim de bir kalbimiz var. Ali sen bir şey bu benim hayatım boyunca yazdığım tek şiir. Dörtlük. Tek şiir tek de denmez bunu dörtlük. Dörtlük. Bir daha söyler misin? Biliyor musun en çok neye üzülüyorum? Seninle bir ömür boyu beraber olmayı düşünürken şu anda yanımda olamadığını, ellerini tutamadığını. Ben seni çok sevdim. Çok sevdim ama söyleyemedim. Sana ben hayaller, düşler büyüttüm. Sana ben gözümde yaşlar büyüttüm. Sana ben ummalı aşklar büyüttüm. Gözümde yaşlar büyüttüm, sana ben bunu
aşklar bütün. Bir zamanlar biz de aşıktık. Bir zamanlar biz de seviyorduk. Konuyu oraya getireceğim. Ayıp olmasın. Bir günaydın deyin dedim. Çok etkilendim. Bizim de hayatımızda bir şeyler vardı. Bir zamanlar heyecan vardı. Kaç sene önceydi bu? Büyük ihtimal bir nereden baksam 20 senesi var yani. 1946 işte. İkinci Dünya Savaşı yeni bitmişti. Sinan amcayla aynı dönemler. Ya Ali Şen'a. O zaman aşkları bir başkaydı. Anlat bize. O dönemin aşklarını anlat. Çok teşekkür ediyorum diye Sinan amcaya. Sinan amcaya ver mikrofonu. Sinan amcaya ulaştırın mikrofonu. Sinan amca. Soracağım. Bir şiir istiyoruz senden. Günün anlam ve önemini belirten. Sinan amca beni duyuyor musun? Duyuyorum canım benim. Sağ ol, var ol canım. Çok teşekkür ederim. Sinan amca bir ayağa kalkar mısın? Ne olur gözünü seveyim. Helal helal. Herkes görsün diye. Tamam canım. Bize bahset, o zamanın aşklarından bahset. O 1950'lerde 60'larda. Aşk üzere mi? Evet. Aşk güzel, hayat güzel, sevişmek kat kat güzel. Koncalardan örnekler, gel bu aşkı tat güzel. Aşk güzeldir, sevgi güzeldir, tatlılıktır, her şey güzeldir. Sağ olun, var olun, çok teşekkür ederim. Derdimi dökeyim derin dereye, doldurur dereyi, düz olur gider. Yaram 99, 100 olur gider, bir de benim için bütün durnalar. Kahpe felek, sana nettim, neyledim? Attın gurbet ele paralarımı, ahırında beni silamdan ettin, kestin imkanımı, çarelerimi. Sabahtan uğradım ben bir güzele, güzel ağlatmadı, güldürdü beni. Ağ göksüm üstüne kondurdu beni, levh-i kara kalem yazmış yazımı. Benim talihim kara kalem yazmıştır. Sinan amcanın fişini çekerek yazmıştır. Talihim karadır. Çok teşekkür ederim. Sağ ol var ol. Canımsın, öpeyim. Ya Alişan kızlanıyorsun resmen. Alişan bir dörtlük burada. Çok seviyorum. Sinan amca neredeyse ortodoksu ya. Şimdi ben Sinan amcayım, bana sor. Sinan amca nasılsın? Sağ olun var olun, çok teşekkür ederim. Sinan amca bize birazcık aşktan bahset. Aşktan mı? Alişan! Çok doğru. Biraz daha. Çalanım Alişan Bey, size çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Çok sağ olun. Aşağıyı parçalayacağım seni, aşağıyı. Öpüyorum. Buraya geleceksin. Sen programda neler var ona bak. Hayret bir şey ya. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hepiniz sağ olun. Hepinizi çok çok seviyorum ben canım. Ben de çok teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok çok mersi canım benim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sana da çok teşekkür ederim. Ne demek ki? Ne yaptık ki? Program insanlık adına o kadar önemli ki herkes sizi takdir ediyor. İnan bana. İnsanlık adına program yapıyoruz. Ha, insanlık adına. İyi ki varsın. Neler var? Yap. İyi ki varsın Sinan abicim. Gerçekten seni çok seviyoruz. Seni gördüğümüz için her sabah... Sabaha kadar teşekkür edeceğiz. Yeter hadi şey yap. Programa git. Yayın akışımıza bakalım sevgili izleyenler. Çok teşekkür ederim. Çağla Hanım çok iyisiniz. Az sonra tekrar birlikteyiz. Kış hastalıklarından nasıl korunmalıyız? Uyku problemi yaşayanlar neler yapmalı? Ağrılardan basit yöntemlerle kurtulmak mümkün mü? Doğal ve sağlıklı tarifleri ve faydalı bilgileriyle fitoterapi ve akupunktur uzmanı Doktor Ümit Aktaş bugün her şey dahilde. Sibel Can'dan Kibariye'ye, Hakan Altun'dan Kenan Doğulu'ya ünlüleri buluşturduğu albümü ve şovlarıyla usta müzisyen Mehmet Akatay bugün her şey dahilde. Bol kahkaha, bol eğlence, Alişan ve Çağla Şikel'le altın gününde sevilen ikili evinize geliyor, ziyafet sofraları kuruluyor, oyunlar oynanıyor, kahkahalar havada uçuşuyor. Alişan ve Çağla ile Altın Günü bugün her şey dahilde. Evet. Fitoterapi ve akupunktur uzmanı Doktor Ümit Aktaş yine bizlerle beraber. Tekrar sizi görmek çok güzel. Uzun bir zaman oldu hocam, bekliyorduk vallahi. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben de sizi özledim. Teşekkür ediyoruz. Size ama geçen zaman içinde boş durmadım. Yeni kitabımı çıkardım. Size de yeni kitabımı getirdim. Harikasınız. Mutluluk kürleri. Her zaman mutlu, huzurlu ve sağlıklı yaşamanız ümidiyle. İnşallah. 21 günde yeni nesil beslenme programı ile enerjini arttır. Zayıfla, depresyonu yen, kronik yorgunluğa son ver. Evet.
Harika. Ve, çıkımlar aslında çok büyük etkenler. Çok önemli, stres. Çok önemli. Aslında sağlığımızın temelleri bunlar. Bugün anlatacağız zaten evet, bunları. Evet. Ve kitap da çok ilgi gördü gerçekten. Sanki bir roman gibi sattı ve hı-hı, daha birinci ayını doldurduğunda en çok satanlar listesinde bir numaraya yerleşti. Harika, ne güzel. Edebiyat dışı yani değil, tüm genel kategoride aslında. Çok evet, güzel. Onun için bütün okuyucularımıza da teşekkür ediyorum. İnsanlar artık sağlıklı yaşamak ne demektir? Değil mi? Nasıl bunun sağlıklı yaşarım bunlara ilgi gösteriyorlar. Bunun üzerine kitaplar okumaya eğilir olduk yani artık. Kesinlikle. Ve sizlerin sayesinde, oluyor canım. Sağ olun, estağfurullah. Ve herkes sağlığına kavuşmak için kendisi çaba harcamayı öğrendi. Sağlığına kavuşmak aslında doktora gidip ilaç kullanmak değil, hı-hı, hastalanmadan önce hastalanmamak aynen, için ne gerektiğini evet, bilmek ve uygulamak. Bunun da başında tabii ki neler var bugün anlatacağız. Evet tabii ki stres, uykusuzluk ve düzensiz beslenme de aslında mutsuzluk evet, sebebi değil evet, mi? Evet kesinlikle. Bunların reçeteleri de zaten kitapta evet, var. Peki. Bizde şöyle bir şey var, konuya girmeden bizde hep şöyle bir şey var hocam. Az önce dediniz ya, hı-hı, sağlıklı yaşamayı, sağlıklı beslenmeyi öğrenmemiz lazım. Biz uykusuzluk çekince doktora gidiyoruz. Bravo. Biz kilo alınca zayıflamak için doktora gidiyoruz. Bravo. Hastalanınca, mesela grip olunca mesela gribe önleyici birçok şey anlatıyorsunuz ama onları yapmıyoruz. Bana kesinlikle, hala neden spor yapıyorsun ki sen çok zayıfsın diyen insanlar var. Ha, çünkü spor yapmayı zayıflamak için yapılır evet, diye düşünüyor. Yani sağlıklı yaşam için spor yok. Bir sağlıklı yaşam tarzı olduğunu anlayamayan ve bilmeyen insanlar doğru, var. Yani şimdi, hala nasıl bunu düşünebilirim inanamıyorum. Aslında bu çörüklenen bir kavram. Niye çörükleniyor? Şimdi birilerinin işine geliyor. Siz hastalanınca doktora giderseniz ondan sonra sağlık sektörü için, ilaç tabii, firmaları için bir pazar haline gelirsiniz. Evet. İlaç firmaları insanları hasta olarak görmez. İlaç firmaları insan müşteri, sağlığı için de çalışmaz. İlaç firmaları bildiğiniz ticari firmalardır. Bunu bir pazar olarak adlandırırlar. Evet, ve hastayı da bir pazar parçası olarak görürler. İlaç satmak isterler. Maalesef bugün modern tıp ekolü denen ekolü de ilaç firmaları gayet güzel manipüle etmektedir, yönetmektedir. Ve artık modern tıbbın sorusu bu hastalığa hangi ilacı verebilirim olmuştur. Her aynen, bilimin bir temel sorusu vardır. Oysa ki modern tıbbın sorusu bu iken aslında gerçek tıbbın sorusu şudur. Bu hastalığı nasıl engelleyebilirim? Hı hı. Ve hastalık meydana geldikten sonra hastalığı nasıl tedavi edebilirim? Evet, evet. Esas olan budur. İlaç değil. Hasta tedavi olsun da hangi yöntemle tedavi olursa olsun. Şimdi ben hastaya antidepresan yazdığım zaman modern doktor oluyorum da hastaya beslenmeni düzenle turşu ye dediğim zaman hı hı, geri kalmış çağ dışı öyle doktor alternatif doktor mu oluyorum? Böyle bir şey olabilir mi? Hastaya antidepresan kullan demek modernlik mi? Hastaya beslenmeni düzenle demek çağ dışı mı? Bunların hepsi doktorların görevi. Doktor beslenmeyi düzenlemeli her şeyden önce. Doktor hastasını hastalıktan korumak için ne yapması gerektiğini bilmeli ve hastasını öğretmeli. Biz buna koruyucu hekimlik diyoruz. Öğretmeli. Esas olan hastalıklardan korunmak. İşte kitapları da bu yüzden yazıyoruz. Bir doktor kaç kişiyi anlatabilir? Kliniğinizde kaç kişiyi görebilirsiniz? Hadi televizyona çıktınız, kaç kişiye hitap edebilirsiniz? Uçucu bir şey. Şu anda anlatıyoruz. Evet. İnsanlar dinler unutur. Evet. Ama kitaplar öyle değil. Kitaplarda bildiklerimizi yazıyoruz. Kalıcı ve yüz binlerce insan bunları okuyarak nasıl sağlıklı yaşayacaklarını, nasıl hastalıklardan korunacaklarını öğreniyorlar. Unutmayın, sağlığınızın sorumluluğu birey olarak size ait. Evet. Doktorunuza değil, size ait. Önce siz sorumluluğunuzu almalısınız, önce siz sağlığınızı korumaya çalışmalısınız. Siz sağlığınızı korumaya çalışmazsanız size her şeyi yaparlar. Siz önünüze sunulan her şeyi satın alırsanız, evet, siz hiçbir şekilde başka bir şeye kulak asmazsanız, spor yapmazsanız, evet, sigara kullanırsanız, alkol içerseniz ondan sonra merak etmeyin sizin sağlığınız da elinizden gider. Size ilaçlar da verirler. Hiç öyle doktor sorumluluğunu almadı falan gibi şeyler söylemeyin. Sağlığınızın sorumluluğu sizin kendinizde. Devlette değil, doktorda değil, bireyin kendisinde. Evet. Önce siz bunun koruyacaksınız sağlığınızı. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor evet, öncelikle. Peki. Kesinlikle. Bak okumak şurada bir şey kitabı buyurun, bir açtım mesela bir sayfasında çocuklarımız hapçı oldu diyor. Hocam. Evet maalesef. Ve burada bir yaşanmış bir şey var. Çocuklara okulda soruyorlar bir şeyin var mı? Evet. Ve benim bir konferansımda olan bir evet bir problemim var mı? İşte nasılsın diye soruyoruz diyor çocuklara. Mesela uyku bozukluğum var demiş çocuk. Hı. Ama demiş ki ilaç kullanıyorum. Evet. Yani artık öyle bir duruma geldik evet, ki çocuklara ilaç veriyoruz ki çok şükür antibiyotikler artık reçetesi satılmıyor. Evet. Eskiden ama antibiyotiği dayıyorduk. İşte bakın, çocuklara ya. Evet bakın çok enteresan bir şey bu. Şöyle anlatayım size. Geçen sene olan olay bu. Geçen senenin başlarında Türkiye'nin ilk 10 lisesi arasında olan bir devlet lisesine konferansa davet ettiler. Çok akıllı bir rehber öğretmenleri var. Çok zeki gerçekten. Buradan selam olsun. Okulun ismini vermeyeceğim. Hı hı. Okul öyle iyi bir devlet lisesi ki bu TEOG sınavında ilk 10 sırada ve üniversiteye yerleştirme puanı açısından da baktığımızda ilk 10 sırada Türkiye'de. Bu kadar başarılı öğrenciler gidiyor. Dedim ki hocam
Öğrencilerinizle en çok ne problemleri rastlıyorsunuz? Hani ben de merak ediyorum. Gittim orada öğretmenle konuşuyorum konferansdan önce. Anlatıyor, şunlar var, bunlar var. Peki dedim hocam, hiç çocuklarda psikiyatrik olarak rehber öğretmensiniz. Gördüğünüz en büyük problem nedir? Hiç başka bir şey görüyor musunuz? Dedi ki hocam dedi, çocukların hepsi çok başarılı. Çok iyi puanlarla giriyorlar. Üniversite sınavında çok iyi puanlar alıyorlar. Ama hiçbirisi kavga etmeyi bilmiyor. Yani aslında kavgaya teşvik etmek için söylemiyor bunu. Hakkını aramayı bilmiyor çocuklar. Sosyal hayatta başarısızlar. Sürekli ders çalışıyorlar. Akademik olarak çok başarılılar. Ama sokakta başarısızlar. Peki ilaç kullanan var mı dedim. Çünkü biliyorum bu yayınlardan dolayı kitabımı yazıyorum orada. İlaç kullanan var mı? Dedi ki hocam dedi. Hemen hemen tamamının elinde ya dikkat eksikliği için ya uyku bozukluğu için ya anksiyete için bir ilaç var. Peki nasıl öğreniyorsunuz bunu dedim. Söylemiyorlar dedi. Aileler de söylemiyorlar. Saklıyorlar. Biz dolaylı yollardan öğreniyoruz. İşte soruyorum çocuğa konuşurken. Uyku bozukluğu var mı? Doping vermek gibi bir şey bu bizden. Feci bir şey bakın. Feci bir şey. Uyku bozukluğu var mı? Var hocam. Ne yapıyorsun peki? Bir uzmana göründün mü? Bir doktora gittim. Gittim hocam. Ne oldu? Hı. İlaç yazdı hocam. Şu ilacı kullanıyorum. Antibiyotik. Neredeyse çocukların hepsinin elinde o dikkat eksikliği için kullanılan, uyku bozukluğu için kullanılan ilaçlar. Ne zamana kadar kullanacak bir de bu ilaç? Çok çarpıcı. Yani. Bunları yıllarca kullanıyorlar bir de. İnanılmaz bir şey. Bakın ne olacak ilgili hocam? Söyleyecek çok fazla şey var. Bakın ne olacak onu söyleyeyim. İş baştan başlar arkadaşlar. Tohum doğumla atılır. Bakın şimdi niye bunu söylüyorum. Danimarka'da büyük bir çalışma yapmışlar. Kitapta referansı var. Tam 35 yıl boyunca 1973 yılından itibaren sezeryenle doğan 2 milyon bebeği incelemişler. Sezeryenle doğan 2 milyon bebek. Müthiş bir çalışma. Ve görmüşler ki sezeryenle doğan bu 2 milyon bebekte dikkat eksikliği, hiperaktivite, otizm, alerjik hastalıklar, romatizmal hastalıklar, otoimmün hastalıklar kat kat fazla görülüyor. Danimarkalılar yapmış çalışmayı 2 milyon bebek üzerinde. Peki niye böyle oluyor? İşte bu çocuklar da büyüyünce ilaç kullanmaya başlıyorlar. Niye böyle oluyor? Bakın baştan başlıyoruz. Hiç o yaptı bu yaptı demiyoruz. Normal doğum, sezeryan doğum farkı. Siz normal doğumla doğum yaptığınız zaman normal doğumdan yaklaşık olarak 15 ila 30 gün önce annenin doğum kanalındaki probiyotik bakteri yapısı değişmeye başlıyor. Mucizevi bir şekilde annenin doğum kanalında laktobasiller artıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu yoğurdumuz var ya bizim yoğurt. Yoğurdun içinde ev yoğurdunda laktobasiller vardır. Evet. Laktobasiller bir nevi yoğurt meydana getiriyor zaten orada. Zaten bebekler de bembeyaz çıkar ya. Ya bembeyaz. Sanki bir yoğurtla kaplanmış gibi. Sanki bir doğum yoğurdu, bir bağışıklık yoğurdu meydana geliyor. O çocuğun bebek, koruma kalkanı değil mi? Doğum kanalına girdiği anda bu probiyotik bakterilerle kaplanıyor. İşte o doğum yoğurduyla bembeyaz kaplanıyor. Ve bir süre yutuyor. Yıkamazlar da bebeği. Tabii ki yıkanmaması gerekir. Verirler. Geleneksel olarak böyledir bu zaten. Yutuyor o bakterileri annenin doğum kanalında, mide bağırsak sistemine gidiyor. Çocuğun ilk gıdası annesinin verdiği probiyotikler ve mide bağırsak sisteminde o saate kadar probiyotik bakteri yok. Yok tabii. Annenin karnında steril olarak çocuk daha gıda almamış. Yani o i̇lk kanaldan çıkmazsa bu koruyucuyu alamıyor. Aynen öyle ve bronşlarına da gidiyor. Çocuk dünyaya geldiği zaman akciğerleri, mide bağırsak sistemi, cildi her yeri probiyotik bakterilerle kaplı. Bir koruma kalkanıyla kaplı. Niye? Çünkü dışarıda zararlı mikroplar var çocuğu korumak için. Çocuğun daha bağışıklığı gelişmemiş, yeni doğan daha gıda almamış, bu şekilde korunuyor. Ne yapılır? Gelenekseldir. Bilim bunu icat etmedi. Yıkanmaz yeni doğan bebek, annenin kucağına öyle verilir. Evet. Belli bir süre sonra yıkanır. Evet. Peki sezaryenle doğan çocuk ne oluyor? İşte bu probiyotik bakterileri almıyor. Nereye çıkıyor? En zararlı mikropların olduğu hastane ortamına çıkıyor. Evet. Bugün iyileştiremediğimiz enfeksiyonlar hastane enfeksiyonlarıdır bizim. Ne oluyor o çocuklarda? İşte az önce söyledik. Dikkat eksikliği, hiperaktivite, bağışıklık sistemi problemleri, alerjiler, romatizmal hastalıklar, diyabet bu çocuklarda kat kat daha sık görülüyor. Onun için bir, çocuğunuz büyüdüğü zaman ilaç kullansın istemiyorsanız, sağlıklı yaşasın istiyorsanız, dikkat eksikliği olsun istemiyorsanız, romatizma hastası olsun istemiyorsanız, diyabet olsun istemiyorsanız lütfen çocuğunuzu normal doğumla doğurun. Yani korkuyorum, ah şöyle oldu, böyle oldu. Tabii ki bazı tıbbi sebeplerden, bazı yani Allah korusun, dolayı çocukla ilgili bir şey olursa. Normal doğum yapmak isteyen ancak mecburen sezaryen alınan bir sürü anneler var tabii ki. Ama yok korkuyorum, yok acırım, yok bilmem ne diye çocuğumuzun sağlığını düşünüyorsak mutlaka normal doğum doğum sancısından korkmayın, doğum korkulacak bir şey değildir. Normal doğum fizyolojik bir eylemdir ve son derece rahat gerçekleşir. Hocam eskiden evde doğuruyorlardı ya annelerimiz. Tabii ki öyle. Yani köyde yani bir eve geliyordu doğurtuyordu. Çok acı bir şey bu. Artık ebe sayımız yeterli değil. Bakın ne kadar vahim bir durum. Ebe sayımız yeterli değil artık. Neden? Normal doğumlar azaldığı için. Azaldı. Bakın bu memlekette 30 sene önce %7'lerde dolaşan sezeryen oranı bugün %52'ye çıktı. Kimse bana bunu tıbbi endikasyonla izah edemez. Evet.
tıbbi endikasyon, zorunluluk durumunda tabii ki sezaryen yapılacak. Biz onu konuşmuyoruz. Evet. Biz keyfi yapılan sezaryenleri konuşuyoruz. Yazık günah. Dünyada başka bir memlekette böyle bir şey yok. Dünya üçüncüsüyüz. Hele ki artış hızına baktığınızda, yani %7'den %52'ye çıktık ya. Bu artış hızına baktığınızda dünyada bir numaralı ülkeyiz. Bu kadar hızlı sezaryenlerin arttığı bir ülke yok başka. Anne olmak kolay değil. İşler acısı. Yani. En başı orada başlıyor anne olmak aslında, değil mi? Aynen. Çocuğa iyi bir gelecek vaat ederek, yani normal. Çocuğumuza vereceğiniz başlıyor. En büyük, en önemli hediye normalde o. Bir de hocam bayılıyorlar, uyuşturuyorlar. Dediği gibi sağlık problemi olmadıktan sonra. Ve başka çocuğunu kucağına aldığı zaman sen mesela, ben gelmiştim doğumdan sonra hocam Çağla'ya. Hani bir de hemen hastaneden çıkıyorsun. Ben çocuğunu hemen doğurdum, alıyorsun. Emzirdim, koydum. Misafirlere şeker falan dağıtmıştım yani. Tabii çok normal çünkü, değil mi? Evet. Hemen ayağa kalkıyorsun. Öteki oysa tabii, başka vahim bir şey daha var. Sezaryen esnasında verilen anestezik maddeler, sanmayın ki sadece anneye veriliyor. Ya. O anestezik maddeler bebeğe de geçiyor. Ve o çocuklar doğduğu zaman benim anestezi uzmanı, çocuk uzmanı, hekim arkadaşlarım bunu çok iyi biliyorlar. Apatik doğuyorlar. Yani çocuk uyku halinde doğuyor, uyanamıyor. Ona da o çocuklara anestezik yani, madde geçiyor çünkü. Tabii ki. Ve üstelik anne ne kadar? Diyelim anne 60 kilo. 60 kiloluk bir insan için dost hesaplanıyor. Çocuk doğuyor ne kadar? 3 kilo. 3 kilo, 4 kilo yapalım. O maddenin, o ilacın tamamı göbek kordonundan o çocuğa da geçiyor. 60 kiloluk insan için ayarlanan doz. Benim hafta sonu eğitimlerim vardı. Artık fitoterapi uzmanı hekim arkadaşlarım var benim. Gurur duyuyorum bununla. İki üniversitemiz şu anda fitoterapi eğitimlerine başladı. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı sertifika veriyorlar. Ve bizim sayımız artıyor. Artık bir tek beni dinlemeyeceksiniz. Bir sürü doktor bunu anlatacak. Bu gurur verici bir olay bizim sayımızın artması. Hafta sonu eğitimde bir anestezi uzmanı arkadaşım şunu anlattı. Üçte bir dozunda veriyorum sezaryende diyor. Bebek var ya, anneye vereceğim normal dozun üçte bir dozunda anneye veriyorum. Mecburum onu da vermeye, o anda sezaryen yapılıyor. Hani yüksek doza çıkmayayım. Normalde vereceğim üçte biri veriyorum. Ve bebek apatik doğuyor, uyku halinde doğuyor bebek. Ay. Üçte bir dozunda verdiği halde. Düşünebiliyor musunuz? Yazık günah değil mi? Bu anestezik ilaçla doğan bebek ileride ne olacak? Beyin gelişimi ne olacak? Bir de ne yapıyorlar? Anne sütü emzirtmiyorlar. Nasıl yapıyorlar bu işi? Daha üçüncü günde geliyor ki, diyor ki bebeğinizin kilo kaybı var. Hı. Sütünüz yetmiyor. Hemen ek gıdaya geçelim. Kardeşim, bebek ilk bir ay kilo kaybeder. Bunu herkes bilir. Doktor olmaya gerek yok. Anneanneler, babaanneler bile bilir. Bebek doğduğu anda kilo kaybeder, ödemini kaybeder. İlk bir ayda çocuk 3,5 kilo doğmuşsa birinci ayın sonunda 3 kilo bulabilirsiniz bu bebeği. Normaldir. Siz niye insanları teşvik etmiyorsunuz? Anne sütü vermeye de mamaya teşvik ediyorsunuz. Daha fazla emzirtmeye. Mama nedir? Mısır şurubu. Mama nedir? İşlenmiş gıda. Mama nedir? Katkı maddesi. Mama nedir? Çocuk için zehir. Ha, çok büyük bir zorunluluk var. Süt gelmiyor. Yapacak süt gelmiyor. O durumda ne yapmış tarih boyunca insanlar? Mama mı varmış? Tarih boyunca insanlar süt anneli kavramını geliştirmiş. Hı. Süt gelmiyor. Emziren başka bir anne bulunmuş. Süt anne olmuş ona. Hem o sevaba girmiş, çocuğu emzirmiş. Hem sütü gelmeyen anne eksiklik hissetmemiş, çocuğu büyümüş. Biz niye süt annelik kavramını tekrar teşvik etmiyoruz da 3 tane mama firmasının mamasını çocuklarımıza veriyoruz? Niye mısır şurubu veriyoruz? Bir annenin sütü iki bebeği doyurmaya yeter. Rahat rahat yeter. Hocam Çağla mesela benim yeğenimin süt annesi. Bravo. Süt gelmiyor. Bunu ben bilmiyordum. Evet. Kutluyorum sizi. Nasıl bir süt evliydi? Ondan alıyorduk. O böyle sağıp şey yapıyordu. Koyuyordu şeylere. Biz de çocuğa veriyorduk. Bizim gelin de işte gurur duyulacak bir davranış. Kutsal bir hareket. Gerçekten süt anneliği kutsaldır. Tarih boyunca sütü gelmeyen annelerin tıbbi zorunluluk olabilir, evet, mümkündür. Enfeksiyon olur, o olur, bu olur. Sütü gelmeyen annelerin bebeklerini süt anneler kurtarmıştır. Ya, çok güzel bir duygu ya. Kutsal bir duygu bir kere. Sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Bir kere büyük bir sevap. Onun da ötesinde insanlık açısından çok önemli. Bakın, beslenme canlılığın aktarılmasıdır. Birazdan ne demek istediğimi anlatacağım. Canlılığın aktarılmasında ilk besin anne sütüdür. Anne aslında bebeğini emzirirken kendi canlılığını aktarır. Evet. Üstelik öyle bir şeydir ki bu. Sadece protein, yağ, karbonhidrat aktarmaz. Bağışıklık sistemi ekipmanlarını aktarır. Bebek için gerekli faydalı maddeleri, mineralleri aktarır. Bir de çok mühim bir şey daha aktarır, biliyor musunuz? Sevgisini aktarır. Psikolojik bir şey bu. Anne sevgisini aktarırken orada bir başka annenin yavrusuna da süt vererek aslında o yavruya da sevgisini aktarır. Ve insanlar içindeki sevgi böyle başlar. Ya bu inanılmaz içgüdüsel bir şey. Benim şu anda sütüm geliyorsa hiç tanımadığım bir bebeğe bile süt vermeye duygum var. Tabii yani ki. Benim içimde annelik böyle budur. Bir şey var ama evet. Ne bileyim, bazı kadınlar işte emzirmek çok sıkıcı, sıkılıyor, ofluyor, pofluyor. Ben mesela bunu asla anlayamıyorum. Belki ben bu duyguyu aşırı yoğun yaşıyor olabilirim normale göre. Ama zaten olması gereken bu. Doğrusu bu. Olması gereken bu. Katılıyorum size. Hocam ne olur o bebek mamayla beslenirse?
O bebek mamayla beslenirse olur. Ve süt vermiyor. Bir, çocuğa siz bir kere baştan mısır şurubu, fruktoz şurubu verdiniz. Ne demek bu? Mamaların üzerine okuyun. Ben iddia etmiyorum bunu. O mamalar var ya, alın mamaların üzerindeki etiketleri okuyun. Mısır şurubu içeriyor. Mısır şurubu yani şeker. Şekerin de en tehlikeli formu, zehirli formu. Karaciğeri mahvolur. Bu çocukta daha pankreas gelişmemiş. Yeni doğan bebek henüz daha pankreas gelişmemiş. Pankreası mahvolur. Bu çocuğu diyabet hastası yaparsınız. İleride diyabet hastası olacak bu çocukta, tamam mı? Arkasından bu çocukta bağışıklık sistemi bozulur. Bu çocuk bir sürü kimyasal katkı maddesi alır. Bütün otoimmün reaksiyonlara, romatizmadan Hashimoto'ya kadar, lupustan SDF'e kadar her türlü hastalığa açık hale gelir. Ve bu çocuk hiçbir şekilde zekası normal anne sütü emen bebekler kadar gelişmez. Bu çocuklarda dikkat eksikliği daha fazla görülür. Bu çocuklarda otizm daha fazla görülür. Bu çocuklar ömürleri boyunca sağlıksız yaşarlar. Mamayla beslemeyeceğiz, anne sütüyle besleyeceğiz. Çocuklarımızı normal doğumla doğuracağız ve anne sütüyle besleyeceğiz. En doğru hareket budur. Bakın, bir kesim var diyor ki, ay işte ben vücudum deforme olsun istemiyorum. Tövbe ya. Böyle tam bir şey var. Bir de... Şimdi bakın, ne yapıyor? Anne çocuk doğuracak, kaygısı ne? Vücudun deforme olmasın. Şimdi hani manken bence para kazanıyor falan desem anlayacağım da öyle de değil. Yani alın size bir manken, buyurun ayağa kalkın lütfen. İki tane doğumu var. Anne sütü vermiş. Sizi kutluyorum ve teşekkür ederim. Niye bunu yapıyorum biliyor musunuz? Anneleri teşvik etmek için yapıyorum. Ama bence bugünkü konuşmadan sonra şu anda hamile olan birçok anne eğer düşünüyorduysa bence kesinlikle. Vazgeçti sezaryandan. Bir kişiyi bile vazgeçirsek kesinlikle yeter. Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Ben olsam vazgeçerdim kesinlikle. Yani bu konuşmadan sonra. Bakın çocuğunuza bir iyilik yapmak istiyorsanız yapacağınız ilk iyilik, ilk hediye çocuğunuzu normal doğumla doğurmak. Anlattık bu kadar. Çocuğunuz dikkat eksikliği yaşasın istemiyorsanız, çocuğunuz otizme yakalansın istemiyorsanız normal doğuma doğru. İkinci hediye anne sütü vermek. Otizm. Bundan 30 sene önce otizm 100 binde 1 görülüyordu. Değil mi? Evet. Bugün 100 binde 4 binlere çıktı. Hocam benim 20 tane arkadaşımın çocukları varsa 2 tanesi maalesef evet. Otizm koydu. Daha vahim bir şey söyleyeyim mi size? 20 yıl içinde dünyada doğan her 2 bebekten birinin otistik olacağı Allah iddia ediliyor. Projeksiyon bu. Niye artıyor? Çünkü sezaryen artıyor. Niye artıyor? Çünkü işlenmiş gıda artıyor. Niye artıyor? Anne sütü verilmiyor, mama veriliyor. Bakın biz fakültede öğrenciyken bizim hocamız, Allah selamet versin, Profesör Doktor Arif Akşit, onun öğrencisi olmakla gurur duyarım. Yeni doğan hocamızdı. Ameliyathane baksırının önlüğünün burasını meme yapardı. Derdi ki sakın ben erkek doktorum, bunu bilmem gerekmiyor demeyin. Siz dağ başında doğum yaptıracaksınız sağlık ocağında. O genç anne bilmeyecek ilk gebeliği siz öğreteceksiniz nasıl emzireceğini. Ya. Maketi alırdı. Bizim zamanımızdaki maketler de maket falan değil. Şimdi çocuklar bebek diye oynuyor onlarla. Maketi alırdı. O bebeğin ağzı nasıl duracak, nasıl tutulacak, meme nasıl tutulacak, nasıl olursa emer, nasıl olmazsa memenin başını tutamaz. Bebek de yeni doğan bilmiyor ki nasıl tutacağını, içgüdüsel hareket ediyor. Tek tek anlatır ve emzirmeye teşvik ederdi. Bebek dostu hastaneler vardı bizim zamanımızda. Anne sütü vermeye teşvik eden hastaneler. Arif Hoca'nın emekleri boşa mı gidecek? Niye şimdi bebeklere biz mama teşvik ediyoruz, veriyoruz, tavsiye ediyoruz? Olur mu öyle şey? Bebek niye mama yesin? Bebeğin annesinin sütü var. Anne sütü kadar doğal bir şey var mı? Bir doktorun bir numaralı görevi anneyi normal doğuma teşvik etmek ve arkasından emzirmeye teşvik etmektir. Bizim bildiğimiz her şeyi bir kenara bırakın. Bütün bilgileri bir kenara bırakın. Normal doğum ve anne sütünü bir kenara koyun. Bu kadar kıymetlidir. Bebeğin benim yazdığım başka bir şeye ihtiyacı yok. Kesinlikle öyle. Benim gerçekten yazdığım bütün kitaplar, anlatacaklarım, her şeyi bir kenara bırakın. Evet. Sadece bir doktor şunu yapsa, normal doğum ve anne sütünü teşvik etse bile yeterli. Toplum evet. sağlığı için evet. yeterli. Bu kadar, kesinlikle. Bu kadar basit, kolaya doktor kaçmadan... budur. Doktor ilaç yazan insan değildir. Doktor mama tavsiye eden insan değildir. Doktor sağlık için savaşan insandır. Sağlığı korumak için uğraşan insandır. Topluma da verilmesi gereken mesaj budur insanlara. Lütfen mümkün olduğunca normal doğumla doğurun. Mümkün olduğunca bebeğinizi emzirin. Ne kadar uzun emzirirseniz o kadar iyi. 2 yaşına kadar emzirebiliyorsanız emzirin. Süt gelmesi için ne yapmalıyız? O da önemli. Şimdi bir şey var. Loğusa şerbeti içiriyoruz. İşte tatlılar yediriyoruz. Süt gelsin. Yok, hayır. Şekere falan ihtiyacınız yok. Bu geleneksel bir hata. Bu yanlış. Bir annenin emzirebilmek için ihtiyacı olan birinci şey emzirmeyi istemek. Değil mi? Bir bu. 2. Bol su içmek. Ne kadar bol su içerseniz o kadar sütünüz olur. 3. Bol yağ, tereyağı, zeytinyağı ve bol protein ve 4 tabii ki güzel bir uyku. Ve huzur. Bir, evet, huzur. Evet, ve huzur. Çok çok önemli. Peki. Yani, konuyu açtı. Çok hiç böyle bir şey konuşmadık ama çok benim çok güzel konularım bir ya. Sağ ol. Tamam, yani, çok güzel oldu. Saatlerce dinleyebilirim. Bundan sonra ne yapacağız hocam? Bir araya gideceğiz. Ondan evet. Böyle kısaca bahsedelim konu başlıklarını. Bugün çok şey anlatacağım. Biz nasıl besleneceğiz? Bir kere öncelikle
bağışıklığı korumak için nasıl beslenmeliyiz? Mutluluğun bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri, stresin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri. Depresyona karşı nasıl beslenmeliyim? Depresyondan nasıl korunurum? Depresyona girdim nasıl iyileşirim? Uyku bozukluğu var ne yapayım? Uyku için bir çay vereceğim size. Stresi gidermek için bir çay tarifi vereceğim. Formda kalmak için ne yapayım? Depresyonu tetikleyen besinler nelerdir? Enerjimizi tüketenler ve enerji verenler nelerdir? Tek tek onları anlatacağım. Harikasınız. Peki. Az sonra Doktor Ümit Aktaş bundan hepsini anlatacak ama çok kısa bir ara. Kış hastalıklarından nasıl korunmalıyız? Uyku problemi yaşayanlar neler yapmalı? Ağrılardan basit yöntemlerle kurtulmak mümkün mü? Doğal ve sağlıklı tarifleri ve faydalı bilgileriyle fitoterapi ve akupunktur uzmanı Doktor Ümit Aktaş şimdi Her Şey Dahil'de. Sibel Can'dan Kibariye'ye, Hakan Altun'dan Kenan Doğulu'ya ünlüleri buluşturduğu albümü ve şovlarıyla usta müzisyen Mehmet Akatay şimdi Her Şey Dahil'de. Bol kahkaha, bol eğlence, Alişan ve Çağla Şikel'le Altın Günü'nde sevilen ikili evinize geliyor, ziyafet sofraları kuruluyor, oyunlar oynanıyor, kahkahalar havada uçuşuyor. Alişan ve Çağla ile Altın Günü şimdi Her Şey Dahil'de. Evet, Doktor Ümit Aktaş'la yine beraberiz. Sohbetimiz reklam arasında devam ediyor. Sizden öğreneceğimiz çok şey var. Dinlemek çok büyük keyif. Seyircilerimiz de eminim sabırsızlıkla bekliyordur. Hemen başlayalım. Neyle başlayalım? Neyle başlayalım öncelikle? Dikkatimizi çeken önce burada. Karnabahar'la başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Enerji veren besinler. Şimdi özellikle karnabahar'la başlayalım. Çünkü reklam arasında sevgili Çağla'nın bir sorusu oldu. Eminim çoğunuzun da kafasına takılıyor. Onun için karnabaharla başlayacağım. Yani karnabahar, brokoli, işte o gillerden. Aslında dedim ki biz çocuklara bazen yedirebilmek için fırına sokuyoruz. Üzerine hafif bir kaşar şey yapıyoruz, kapatıyoruz. Hani yedi farz edin. Acaba vitamini var mı bunun? Ya da ona yarıyor mu dedim. Hı-hı. Ve cevabımı aldım. Peki. Oturdum yerime. Estağfurullah. Şimdi bunlar akraba. Bakın. Brokoli, karnabahar, lahana, burada olmayan Brüksel lahanası. Bunların hepsi akraba. Bunlar aynı aileden sebzeler. Bunların en dayanıksızı brokoli. Bunların içinde sulforafan grubu adını verdiğimiz çok kıymetli maddeler var. Bunlar antikanser. Bunlar antioksidan, vücudu bütün hastalıklara karşı koruyorlar. Çok güçlü maddeler. Brokoli o kadar güçlü ki biz kanser tedavisinde brokolinin haplarını kullanıyoruz. Ay, İnanılmaz bir şey. Üstelik hani şimdi ortodoks tıpçılar var. Efendim fitoterapi diye bir şey yoktur. Bitkilerle tedavi yoktur. Aktar tıbbıdır falan diyorlar ya. Brokoliyle ilgili en fazla yayını kim yapıyor biliyor musunuz dünyada? Johns Hopkins. Amerika'nın en büyük hastanelerinden bir tanesidir. Adamlar brokoliyle ilgili yüzlerce yayın çıkarmış durumdalar. Brokolinin kanserdeki etkileri. Yani Johns Hopkins bile çalışıyor ama bizimkilere gelince burunlarından kıl aldırmıyorlar. Bitkilerle tedavi diye bir şey yoktur. Vardır, olmaz olur mu? Bitkilerle tedavi bir bilimdir. Doktora seviyesinde eğitim verir. Eczacıların ve doktorların birlikte çalıştığı bir bilim dalıdır. İşin yaşlar içinde ziraat mühendisleri, ziraat teknikerleri, botanikçiler, bir sürü... Eczacılık teknikerleri bir sürü bilim dalına mensup insan çalışır. Fitoterapi bütün Almanya'daki tedavilerin %67'sidir. Hmm. Almanya'da bütün tedavilerin %67'si fitoterapiyle yapılıyor. Geri kalmış Almanya. Bizim gibi ileri gitmiş bir ülke değil. Evet. Brokolinin içindeki sulforafan ancak çiğken çok fazla. Fakat bunun da parçalanması gerekiyor. Yani brokoliyi parçalayacaksınız. Neyle? Atın mutfak robotuna, parçalayın. İçine bir diş sarımsak koyun. İçindekini dışarıya çıkarmak adına mı parçalamak gerekiyor? Aynen öyle. Strese maruz kalması gerekiyor. Etken tamam. Madde fermentasyonla meydana yani geliyor. Yani böyle alıp kırt kırt yemek de değil. Yine daha bir az parça oluyor. Parçalayacaksınız rondoda. Bir diş sarımsak koyun içine. Çünkü bir diş sarımsağın da içinde döverek koyduğunuz zaman alisin gelişiyor. Çok güçlü bir madde. O da çok bağışıklık sistemi için etkili. Kan yağlarını, zararlı yağları düşüren. Aynı zamanda antiviral, antimikrobik bir madde. Bir diş sarımsak, bir limonun suyu, limonun da kabukları. Limon kabuğu niye önemli? Limon kabuğunda da delimonen maddesi var. O da antikanser. Yani brokoliyi rondodan geçiriniz. Bir diş dövülmüş sarımsak, bir limonun suyu ve kabuklarını koydunuz. Bir kaseye koyun. Ağzını kapatın. Bir yarım saat fermentasyona, mayalanmaya bırakın. Bırakalım. Onun üzerine ister sarımsaklı yoğurt, sarımsak koyduk artık, sadece süzme yoğurt koyun. İsterseniz yoğurtsuz olarak tüketin. Mükemmel bir şey oluyor. Çocuklar da çok seviyor. Yoğurtlu, tavsiye ederim. Yoğurtlu, cacıkımsı bir şey oldu. Evet. Güzel oldu. Ama evin erkeği de çok seviyor. Yemeyeceğiz. Hasta olmadan önce. Hasta olmadan önce yiyeceğiz. Evet. Salat evin erkeği de çok yani seviyor. Yiyeceğiz. Çünkü brokoli pişmediği için ev kötü kokmuyor. Tamam. Bu da evet, güzel bir şey. Aynen. Peki karnabaharı nasıl yapacağım? Karnabaharı mümkünse çiğ.
küçük küçük doğrayın. Üzerine sarımsakla yoğurun. Bu karışımın içine de atabilir miyiz? Brokoli. Atabilirsiniz. İşte, aynı karışımı karnabaharla da yapabilirsiniz. Ayrıca da yapabiliriz. Kesinlikle. Beraber de yapabiliriz. Beraber de yapabiliriz. Hepsini birden tıkacağım da ağzına o. Benim planım o şu an. Peki. Ama çocuklar yine de çiğ sevmedi diyelim. Çiğ yaptık, yemedi. Çocuk. Olur ha. Süsleyebilirsiniz. İçine birazcık havuç rendeleyebilirsiniz. Evet. Ne bileyim birazcık lahana. Çiğ lahana salatası yiyor musunuz? Şahanedir. Evet. Çiğ lahana salatası aynı şekilde. Bunlar etken ekmek madde çok yüksek. Hocam. Çiğ lahana salatasını ekmek yiyor. Öyle yapmıyorsunuz değil mi? Gülenler, yiyenler kendini belli ettiler. Evet değil mi? Suçlu psikolojisiyle. Lahanayı da karnabaharda olabildiğince çiğ tüketin ama sizin yaptığınız da yanlış değil. Ne kadar az pişerse o kadar iyi. Ben şöyle yapmayı tercih ediyorum. Kaynayan suyun içine karnabaharları atıp çıkarıyorsun. 1-2 dakika pişirip çıkarıyorum. O kadar. Veya buharda pişiriyorum. Evet, buharda. Üzerine de bol sızma zeytinyağı, bol limon, bol dövülmüş sarımsak koyuyorum. Mükemmel oluyor. Gerekli vitamin alabilir misin? Çocuklar işte peynir istiyorsa taze kaşar koymayın. Hmm. Taze kaşarların hepsi işlenmiş gıda Türkiye'de. Hmm. Ben ne yapıyorum? Eski kaşar koyuyorum. Mihalıç peyniri koyuyorum. Evet. Bunun gibi İzmir tulumu koyuyorum. Hı-hı. Beyaz peynir rendeleyip koyuyorum. Daha kaliteli güzel peynirlerimiz var bizim. Evet. O peynirleri koymakta fayda var. Üzerine peynir rendeleyip tabii ki o şekilde de yapabilirsiniz çocuklara. Çocuklara biraz sevdirmek gerek tabii ki. Şimdi çocuk bu besinlerin aynı zamanda enerji verdiği de... Bunlar enerji veren besinler. Evet. Hocam bu en sevdiğim şey. Evet işte. Kuyruk yağı. Enerji veren. Yiyor musunuz kuyruk yağı? Hayır. Bir kişi parmak kaldırdı. Ben. Kuyruk yağı yiyin. Şöyle yani mesela restorana gittim çöp şişenin içerisindeki kuyruk yağını yiyorum ama özellikle evimde yapmıyorum. Yemeklerinize koyun kuyruk yağını. En çok kuyruk yağı neye yakışır? Ciğere yakışır. Ciğer şişi nasıl yapılır? Kuyruk yağı ile yapılır değil mi? Yağ olmadan ciğerin lezzeti olmaz. Bakın bu ikisi de enerji verir. Bu ikisi de doğru gıdadır. İnsanoğlu tarih boyunca sakatat yemiştir. İnsanoğlu tarih boyunca kuyruk yağı yemiştir. Ve tarih boyunca bu yüzyılda olduğu kadar kalp damar hastalığı görülmemiştir. Değil mi? Görüldü peki, mi bu işte kadınların yani direkt aklına şöyle bir soru geliyor. Ben bu yağı yersem göbeğimde yağ olur mu? Olmaz. Şimdi çok basit soruyorum. Evet. Direkt mantıklı. Şahane. Doğru soru işte. Soruyorsunuz. Çünkü hayvansal gıda, hayvansal yağ gidiyor değil mi? Şimdi bakın olay şu. Sizin yağlanmanıza sebep olan karbonhidrattır. Niye? Elimde aşağı yukarı ne kadardır bu? 150 gram. Ya 200 gram. 150 gram, 200 gram diyelim. 200 gram kuyruk yağı var. Alın size 200 gram ekmek. Of. İşte. Şimdi bakın. 200 gram kuyruk yağının 1 gramı 9 kalori. Artı bu proteinle karışık olduğu için yaklaşık 7 kalori. Tereyağı gibi. İçinde et de var bunun. Protein de var. 1 gramı 7 kalori. Ekmeğin 1 gramı 4 kalori. Şimdi matematik hesabı yapan modern tıp diyor ki 200 gram kuyruk yağıyla 140 kalori alıyorsun diyor. 200 gram ekmekle 80 kalori alıyorsun diyor. Bunu tercih et diyor. Ama ben diyorum ki bunu falan tercih etmeyin. Niye? Besin derim. Ekmeğin glisemik indeksi çok yüksektir. Şu elimde gördüğünüz beyaz ekmeğin glisemik indeksi 59, kepekli tam buğday ekmeğinin 72, çay şekeri var ya şurada. Çay şekerinin glisemik indeksi kaç biliyor musunuz? Hayır. 59. Az önce beyaz ekmeği yanlış söyledim. 69. Çay şekeri 59. 59. Beyaz ekmek 69, tam buğday ekmeği 72. Yani ekmek şekerden daha çok şeker. Birincisi bu. İki, glisemik indeksi demek bir gıdanın kan şekerini yükseltebilme potansiyeli demek. Size ben bu kadar ekmek vereyim kahvaltıda, bunu yiyin. Kan şekerimiz hızla yükselir. 90. dakikada pik yapar. Tavan vurur, tavan olur. 90. dakikadan sonra pankreastan insülin salgılanır ve o insülin gider bu kan şekerini düşürür. 120. dakikada eliniz ayağınız titremeye başlar, acıkırsınız. Hmm. Artı çok miktarda insülin salgılandı ya, insülin ne yapar? Yağ yapımını uyarır. Hmm. İşte siz bu ekmeği yediğinizde göbeğinizin çevresinde kocaman bir simit olur. Tamam. Erkekte göbek, kadında kalça bölgesine birikir. Çek, ekmek hop. Yediğiniz zaman. Şimdi bakın. Peki kuyruk yağı yediğim zaman. Kuyruk yağı yediğim zaman ne oluyor? Kuyruk yağının kalorisi 140. Yüksek enerji verir. Onun için enerji veren besin diyoruz. Ama kuyruk yağının 200 gram kuyruk yağının glisemik indeksi kaç biliyor musunuz? Sıfır. Aa. Sıfır. Üstelik kuyruk yağının içinde dedik ya sadece yağ yok bir de protein var. Kuyruk yağı çünkü hayvansal yağ. Tereyağında olduğu gibi bunda protein de var. Kuyruk yağını siz böyle yer misiniz? Yani kuyruk yağı atılır da ağza yenilir mi? Tabii ki. Bu kadar yeme imkanımız yok. Nasıl yenilir? Yemeğin içinde yenilir, ciğer şişte yenilir, sakatatta yenilir. Başka neyle yenilir? Ne yapardı anneanneleriniz, dedeleriniz hatırlayın bakalım. Kavurma. Evet. Kavurma. Kıkırdak yapıyoruz derler değil mi? Eritirlerdi, sade yağ elde ederlerdi. Dibinde biriken proteinleri, kıkırdakları. Siz kış boyu çocukken ne yediniz? Değil mi? Bütün kahvaltıları bu çıkardı. O tarihte hiç ailenizde bugünkü kadar kalp damar hastası, diyabet hastası var mıydı? Vallahi şimdi yok. Niye arttı bunlar?
Ha, bunları söyleyince yok canım olur mu öyle şey bilmem ne diyorlar. Anlatacağım birazdan niye diyabet arttı. Sıfır glisemik indeks yani kan şekerimizi birdenbire yükseltmez. İkinci saate gelince kan şekerimizi birden düşmez. Ve çabuk acıktırmaz. Akşama yani. Kadar acıkmazsınız. Hmm. Öyle iki saatte bir yemek yedirmez. İki saatte bir yemek yerseniz ne olur? Habire diyorlar size iki saatte bir yemek yiyin. Sabah kahvaltıda şunun içine yağsız peyniri koyun, tost yapın. İkinci saatte acıktınız, bunu yaptınız. Ondan sonra ara önde bir de bir sandviç yapın. Şunun içine bir şeyleri koyun, sandviç yiyin. Ondan sonra öğlen yemeğinde iki dilim ekmek daha yiyin. Siz habire iki saatte bir yiyip duruyorsunuz. Göbek mi dayanır buna? Tabii ki. Kalçalar da büyüyor, göbekler de büyüyor. Peki iki saatte bir ekmek değil de farklı besinler, sağlıklı besinler yesek? Sağlıklı olduğunu söyledikleri besin ne? Meyve yiyin diyor, fruktoz. Badem. Ama işte size onları yemeyin, bunları yiyin diyorlar. Elma. Bol bol ekmek yediriyorlar. Bugün gidiyorsunuz evet, diyetisyene, her öğünde iki dilim ekmek veriyor size. Aynen. Allah Allah. Her ara öğünde sandviçler veriyor, tabii. Diyabet hastalarına bile böyle veriyorlar. İtirazım burada zaten. Bu yüzden diyabet iyileşmiyor. Diyabet çok kolay iyileşebilen bir hastalıktır. Ama siz ekmek yedirmeye devam ederseniz hiçbir diyabetli iyileşmez. Ömür boyu ilaç kullanır. Nitekim bugün olan da budur. Ben bunu yedim. Diyelim ben sporcuyum. Ben şimdi Fenerbahçe'de top oynuyorum diyelim. Fenerbahçe'de top oynayan oyuncu eğer maça çıkmadan önce bugün yapıldığı gibi 3 saat önce makarna yiyeceğine, 3 saat önce kuyruk yağı, tereyağı, ciğer, sağlıklı gıdalar yese, yanına turşuyu koysalar, bakın şahane. Bamya turşusunu koysalar, yanına karnabahar koysalar, yanına lahanayı koysalar. Bu topçu var ya, 3 tane maç çıkarır üst üste. Ama siz sporcusunuz. Bugün ne yapıyorlar? Biz makarna spor yiyelim. Beslenmesi diye hiçbir şey yok. Herkes aynı biliyor musunuz? Geçenlerde sevgili Rıdvan'la konuşuyoruz. Selamet olsun buradan. Rıdvan kulakları çınlasın diyor ki hocam diyor biz diyor sporculuk hayatımız boyunca maçtan 3 saat önce makarna yedik, maçtan sonra makarna yedik. Hala makarna yemiyor. Makarna ne yapıyor peki? Makarna ne yapıyor biliyor musunuz? Hani o da enerji versin diye yapıyor. Aslında değil mi hocam? Evet. Alın size makarna. Sporcuya yediriyorlar. Bütün spor hocaları diyor ki makarna ye spordan önce. Niye karbonhidrata ihtiyacı var? Enerjiye ihtiyacı var. Kardeşim ne dedik az önce? Gramı 4 kalori. Enerji vermiyor. Bunun gramı 7 kalori. Nerede zeytinyağı? Zeytinyağı rica ediyorum sizden. Zeytinyağının gramı 9 kalori. Yani siz zeytinyağıyla işte bakın. Zeytinyağıyla birlikte yediğimiz makarna bir bomba. Bu ne kadarlıktır? Yok öyle değil. Şişeyle istiyorum. Verin bana şişeyle lütfen. Şişe de güzelmiş. Ama evde hiçbir zaman böyle açık renk şişelerde zeytinyağını saklamayın. Zeytinyağı kapalı, ağzı kapalı olacak okside olmaması için ve koyu renk şişede veya tenekede saklanacak. Olmadı dolabın içinde saklanacak. Unutmayın. Ağzı da açık olmayacak. Bakın. Burada yaklaşık 200 gram makarna var mıdır? Var. Vardır. Burada da yaklaşık 200 mililitre zeytinyağı var. Bu 200 gram makarnanın enerjisi, dedik ya 4 kaloriden 80 kalori. Bu 200 gram zeytinyağının enerjisi, 200 mililitre zeytinyağının enerjisi 9 kaloriden 180 kalori. Bu 80 kalori, bu 180 kalori. Eğer siz sporcu enerji verecekseniz yağ vereceksiniz. 1. 2. Bunun glisemik indeksi 0. Bunun glisemik indeksi dünya kadar. Makarna yiyorsunuz. Siz bunu yediğiniz zaman 90. dakikada kan şekeriniz fırladı. Hmm. 120. dakikada 2. saatte düştü. Eliniz ayağınız titremeye başlar. Denemesi acıktı. Bedava. Evde yapın. Az önce dediğim gibi tam buğday ekmeğine az yağlı peyniri koyun. Tost yapın. 2. saatte acıkmayan gelsin. Ama evde yapın. Bol tereyağına 3 tane yumurta kırın. Akşama kadar acıkan da yanıma gelsin. Acıkır mısınız? Denemesi bedava. Sporcuları bunu yediriyorlar. Biz onu yiyorduk. Hadi. Çocuk daha maça çıkmadan önce eli ayağı titremeye başlıyor. Diyorlar ki heyecandan. Ne heyecanı? Çocuğun kan şekeri düştü. Maçın ortasında çocuk down oluyor. İyice bitti. Enerji diye bir şey kalmıyor. İkinci yarıyı zor çıkarıyor. Yalan mı? Doğru valla. Ama bu çocuklara siz maça çıkmadan önce bol tereyağında, bol zeytinyağında protein yedirseniz. Nedir o protein? Et yedirin çocuklara. Yumurta yedirin hiçbir şey. Gariban futbol takımıysanız, yani spordan takımıysanız, önce de. Tereyağında yumurta yedirin çocuklara. Spordan önce de o proteini almanız. Kesinlikle. Sonra spordan da... önce de sonra da yağ artı protein. Protein. Hangi yağ? Kaliteli yağ. Hı-hı. Zeytinyağı, tereyağı, kuyruk yağı. Hı-hı. Şimdi bakın. Ben bu kuyruk yağını yedim. Hani bu kuyruk yağı böyle kitle olarak yenmez de. Diyelim yedim. Ne oldu? Akşama kadar acıkmadım. Akşama kadar başka ek gıda almadım. Çok çok yanında bademiydi, ceviziydi, onlardan atıştırdım. Akşam yemeğinde de oturdum bir güzel adam gibi. İşte öğünümde ne varsa sebze yemeği, et yemeği, yine yağlı, tereyağlı, zeytinyağlı. Bol salata, karnabahar, şimdi ne var? Lahana var, karnabahar var, kış avokado var, kış sebzeleri. Ispanak veya var. Benim dip frize attığım bamya var. Alın size enerjiyi artıran besin. İçinde glutatyon var. Müthiş bir şey. Vücutta detoks sürecinde rol alan en önemli maddelerden bir tanesi. Gençleştirir. Cildinizi güzelleştirir bamya. Ve içinde müsilajlar var. Bamya mide bağırsak sisteminin içini sanki bir sıva gibi kaplıyor. Ve kanserojen maddelerin içeriye emilmesini engelliyor. Bamya daha ne yapsın size? Bu içindeki şey değil mi o sıvı? Evet o müsilajlar
Ve bamyanın içindeki glutatyon, antikanser, detoks özelliği var. Niye Konya'da oruç açarken bamya çorbasıyla açarlar? Açsınız, oruç tuttunuz, 10-12 saat mide boş, önce bamya çorbası içer. Peki mideyi korumak için. Olmadığı zaman ne yapacağız mesela? Konserde ben ne yapıyorum? Bir, kurusunu kullanıyorum. İki, tamam, dip frize atıyorum. Atamadık diyelim. Yani yine konserve atamazsanız konserve, ben hazır konserve tavsiye etmiyorum. Lütfen vakit ayırın, dip frize atın. Evet. Ya nedir ki yani? Senede tabii, tabii. iki kere pazara çıktınız, işte soydunuz şuralarını. Benim annem çok kızar buraları kesildiği zaman. İlla onlar koni şeklinde soyulacak. Oturacaksınız, soyacaksınız, dip frize atacaksınız. Evet. Veya hiçbir şey olmadı. Bizim kuru sebze kültürümüz var. Konya'da, Antep'te, Urfa'da bamya kurusu dünya kadar. Sipariş verir getirtiriz. Aynen. Onlar da kazansın. Genel geleneksel gıda. Doğru olanı budur. Doğru beslenme geleneksel beslenmedir. İşte size sarımsak. Soğanla sarımsak. Ve sarımsak. Bakın. Yine anneleriniz babalarınız kışa girerken ne yapardı? Soğan çorbası. Soğan alınırdı çuval çuval eve. Evet. Sarımsak asılırdı yukarıya değil mi? Tabii. Bozulmasın diye. Şimdi ne oldu? Memleket bildiğiniz Çin sarımsağıyla doldu. Aynen. Kardeşim niye Çin sarımsağı kullanıyoruz? Bizim Kastamonu Taşköprü sarımsağımız varken ne diye memlekete Çin sarımsağı giriyor? Çin köylüsü benim köylümden daha mı makbul? Çin benden daha mı çok para kazanmalı? Yerli gıda tüketin. Yerli malı haftası gibi oldu ama öyle evet, gerçekten. Doğru. Bakın insan sağlığı açısından bu ispatlandı. İnsan sağlığını koruyan bir numaralı faktör lokal beslenme. Ne demek? Yöresel beslenme. Yörenizde ne yetişiyorsa onu yiyin. Ve Antepler Antep yöresi ve mevsiminde tabii ki muhakkak surette. Antepliler Antep yöresinde, Urfalılar Urfa yöresinde, İstanbullular İstanbul yöresinde, İzmirliler İzmir yöresinde. Tarih boyunca Antalya'dan İstanbul'a domates gelmemiş. E niye? E dayanmaz çünkü. Nasıl gelsin? Çok çok bu gelir işte. Kuruturlar sarımsağı gelir, kuruturlar soğanı gelir. Ama onun ötesinde asla hiçbir zaman böyle bir gıda ticareti olmamış. Adam Şili'den üzüm yüklüyor. Gemi okyanusu geçiyor. Bizim gümrüğe geliyor. Gümrükten geçiyor. Halleri dağılıyor. Oradan bizim manava geliyor. Manavdan bizim eve geliyor. İki ay geçmiş. Üzümün sapı hala yemyeşil çıtır çıtır. Aralığın ortasında ocağın köründe dışarıda kar yağıyor. Bizim sofrada kara üzüm var. Ya kafanızı çalıştırın. Olabilir mi böyle bir şey? Mümkün mü böyle bir şey? Hangi bağdan toplandı da önünüze geldi sapı yemyeşil? Sakın bunlara aldanmayın. O üzüm Şili'den buraya gelene kadar okyanus geçerken iki ay boyunca yemyeşil kalıyorsa sapı. Çıtır çıtır kalıyorsa o üzüm artık üzüm değil. O garip bir yaratık. Tuhaf bir şey o. Artık ona üzüm demeyin. Hiçbir şey kalmamış yani. Aynen. Hiçbir şey kalmamış. Bilmek evet. gerek. Niye kalmasın? Bakın bugün geleneksel gıda yok mu? Var. Geleneksel şekilde üretim yapan yok mu? Var. Geleneksel tarım yapan yok mu? Var. Az mı? Az. Az. Çoğalabilir mi? Çoğalır. Nasıl çoğalır? Şöyle çoğalır. Alan sizsiniz. Parayı veren sizsiniz. Cebinizdeki 3 kuruşun kıymetini bilin. Önünüze sunulan her gıdaya razı olmayın bir zahmet. Marketteki her gıdaya razı olmayın. Arayın. Köylüyü bulun. Arabalarınızı atlayın bir zahmet. Dolmuşlar atlayın, otobüsler atlayın. Yani, 15 evet. günde bir yakındaki köye gidin. Köylü kazansın. Niye evet. aracıya para veriyoruz? Lütfen toplayın. Böylece ne olur? Atasının tohumunu koruyan, yerli usulde, geleneksel usulde tarım yapan köylüyü de korumuş olursunuz. Onu da teşvik etmiş olursunuz. O da mutlu olur. Adam kalkıyor şehirden buraya kadar geliyor, benzin yakıyor, benim ürünümü alıyor der. Alın. Markette aynı fiyat alacaksınız zaten, merak etmeyin. Çünkü gariban köylü tarladan çıktığı zaman 1 liraya satıyor, markette 10 liraya satılıyor. Sizin benzin paranız dahil yine 10 liraya gelecek. Bir de çoluğunuz çocuğunuz köy görecek, tavuk görecek, inek görecek. Siz de mutlu olacaksınız. Aynen. AVM'lerde dolaşacağınıza, aynen. konfor içinde bir zahmet gidin bir köyde dolaşın. Onu da teşvik edin. Böyle böyle büyüyecek. 5 sene önce kimse yoktu. Çok az vardı. Şimdi... İsteyince bulabiliyorsunuz. Niye? İnsanlar bunları dinleye dinleye ya benim param var diyor. Evet. Gidiyor çiftlik kuruyor. Evet. Hocam eskiden pazara çıkıyordu ev hanımları. Pazardan evet. organik alıyorduk, yiyorduk. Şimdi pazarda da organik çok fazla kalmadığı için. Şimdi organik pazarlar. Çünkü tarım bozuldu. Bizim ihtiyacımız olan şey milli bir tarım politikası ve milli bir hayvancılık politikası. Bu memlekette %99 hibrit tohumla tarım yapılıyor. Hibrit tohum kısır tohumdur. Hibrit tohumu bu sene ekersiniz. Seneye ondan bir daha tohum elde edemezsiniz. Hibrit tohumda tohumcuya muhtaçsınız. Tohumcudan para verip tohum alırsınız. Peki kısır tohumu insanlara yedirirseniz ne olur? İnsanlar da kısır olur. Bunun aksini ispatlayabilen bilimsel olarak buyursun gelsin ispatlasın. Bu ciddi bir şüphedir, ciddi bir tehlikedir. Kısır tohumu siz tarımda kullanırsanız yarın bir gün savaşa girdiniz. Adamlar geldiler tohum enstitülerine 5 tane füze fırlattılar. Öbür taraftaki tohum
veren firmada size küstü vermedi. Ne yapacaksınız? 6 ay sonra açlıktan mı teslim olacaksınız? Tarım sürdürülebilir olmak zorundadır. Sürdürülebilir tarım kendi tohumunu kendisi üretir. Ekersiniz domatesi, ayırırsınız tohumluğunu, bir sonraki sene o tohumu ekerek domates yaparsınız. Tohumcuya gidip parayla aldığınız zaman onun adına tarım denmez. Bir sene sonrası yok, garantiniz yok. Hibrit tohumla üretim olmaz, tarım olmaz. Hibrit tohum kısır tohumdur, insanları da kısır eder. Onun için uzak durmak gerek. Peki hocam, o soğanlı sarımsağı yemeği katıyorlar ya hanımlar, onu kavuruyorlar falan. İşte o zaman o etken madde gidiyor mu? Kesinlikle öyle, çok önemli bir şey. Soğanı çiğ yiyin, sarımsağı çiğ yiyin. Son derece önemli. Yoksa yemeyelim ama, daha mı iyi yani, yoksa yine de koyalım mı? Yine de koyun ama, yine de koyun ama yani çok şeyi kaybediyor. Çok şeyi kaybediyor. Bakın niye? Şimdi bunun içinde sarımsağı döverek yiyeceksiniz. Bunun içinde aliin diye bir madde var. Dövüldüğü zaman alisin oluyor. Gibi. Bravo size. Aynen öyle. Sarımsağı döverek yiyeceksiniz. Soğanı da aynı şekilde çiğ yiyeceksiniz. Bakın şu bir soğan var ya. Bu da şahane bir soğanmış gerçekten. Şu bir soğan. Bakın ne kadar C vitamini var biliyor musunuz? Portakal var mı? Var. Bakın. Şuradan ben bir tane portakal, bir tane mandalin, bir tane limon alayım. Portakal derler C vitamini deposu diye. Evet, bunlar C vitamini deposu değil mi? Evet. Bu üçündekinden daha fazla C vitamini burada var. Üçünün toplamından. Üçünün toplamından daha fazlası burada var. Ama şimdi oturup bir soğanı yiyemeyeceğimize göre baktığımızda. Her şeyin içine çiğ soğan koyarsanız uzun uzun yersiniz. Her salatanızda, her salatanızda, her yemeğinizde bol bol soğan. Yemeğin yanında. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim size. En çok neden şikayet ediliyor? Kokusundan. Ediliyor yani. Değil mi? Şimdi, evet, aklımıza ediliyor. O geliyor. Herkes soğan yerse, sarımsak yerse kimse kokudan şikayet etmez. Doğru mu? Yemeyen kendisi düşünsün. Yemeyen kendisi düşünsün. Sağlık için. Peki o soğanla taze soğan aynı şeydi mi hocam? Yeşil taze soğan da çok kıymetli. Kuru soğan da çok kıymetli. Aşırı evet. Ama kuru soğanda biraz daha fazla etken madde var. Bu aynı zamanda bağışıklık sistemi için de sadece C vitamini değil. Çorbası falan bağışıklık yapıyor, soğan çorbası. Çorbası da yapılır vesaire. Bağışıklık sistemi içinde son derece güçlü bir destektir. Polisakkaritler içerir ve kanserden koruyan çok güçlü bir madde var bunun içinde. Quercetin. Çok mühim bir madde bu. Her gün yemeli miyiz peki soğanı? Mümkün olduğu kadar çok iyi. Ne kadar çok soğan kadar. O kadar iyi. Soğanın sınırı yok. Yiyebildiğiniz kadar çok yiyin soğan. Peki mesela konuklarımızdan bazıları soğan yemeden gelmişse, biz mesela soğan yemişsek onun kokusunu gerçekten gidirecek. O zaman hemen onlara da soğan verin. Buyurun bir soğan yer misiniz? Maydanoz. Yok mu hocam? Var. Maydanoz. Var değil mi? Evet. Bir maydanoz. Maydanoz yiyin bol bol. Maydanoz tüketin soğanın yanında, kokuyu önler. Bu zaten bilinen bir şeydir. Karanfil. Karanfil hem kokuyu giderir hem de aynı zamanda antimikrobiyaldir. Niye çorbacılarda karanfil bulunur? Hesabı ödersiniz. Tezgahta karanfil vardır. Sanıyor musunuz sadece koku için? Hayır. Karanfil çok güçlü antimikrobiyaldir. Zararlı mikropları öldürür. Yani siz ağzınıza iki tane karanfil attınız. O anda çorbacıdasınız. Dişinizi fırçalama şansınız yok. O iki tane karanfil ağzınızın içindeki mikropları öldürür. Zararlı mikropları ve diş sağlığınızı da korur. Ağız sağlığınızı da korur. Karanfil yine çok etkilidir. Ben bilinçli bir şeymiş. Bunun yanında aromatik otlar, yani fesleğen gibi, kekik gibi bol bol tüketmek yine aynı şekilde kokuyu azaltacaktır. Ve tabii çok da faydalı olacaktır. Evet. Güzel kokusu olan her bitki, tıbbi bitkidir. Uçucu yağ var. Naneler. Ve insan sağlığı için faydalıdır. Evet. Gül, değil mi? Gül dünyanın en kıymetli uçucu yağlarından bir tanesi. Gül bir tıbbi bitkidir. Gül yağı, gül esansı pek çok yerde kullanılır tıbbi olarak. Onun için güzel kokusu olandan korkmayın, güzel kokusu olan faydalıdır. Burada bir tane şu daha. Şu baharat hocam. Bu zerdeçal. Evet. Şimdi bu çok fazla tanımıyorduk onu. Evet. Şimdi artık zannediyorum her evde var. Evet, kesinlikle. Şimdi zerdeçal benim de tedavilerimde en çok kullandığım tıbbi bitki. Dünyada hakkında en fazla bilimsel yayın çıkan bitkilerden bir tanesi zerdeçal. Ne yapıyor bize ve nasıl kullanmalı? Zerdeçal müthiş bir bitki. Zerdeçal bir kere antikanser. Çok ciddi yayınlar var. 10 binin üzerinde zerdeçalın kanser üzerindeki etkilerini gösteren yayın var arkadaşlar. 10 binin üzerinde yayın, bilimsel yayın. En çok yayını yapanlardan bir tanesi MD Anderson. Amerika'nın en büyük hastanesi bu. En büyük bilimsel araştırma yapan hastanesi. Zerdeçal üzerine binlerce yayın yapmış durumdalar. Ve zerdeçalın pankreas kanserini bile iyileştirdiğini gösterdi MD Anderson. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Hakikaten. Son evreye gelmiş pankreas kanserlerini bile tam şifayla iyileştirebildiğini gösterdi. Zerdeçal hem antikanser, hem antiromatizmal, hem bağışıklık sistemi desteği, hem de karaciğer için güçlendirici. Zerdeçal müthiş bir baharat. İnsanlar çok kullanır biliyorsunuz. Bol bol tüketin. Her zaman sofranızda zerdeçal olsun. Mümkünse. Yemek pişirirken kattığımızda çiğ olarak mesela ben etimizin üzerine, etimin üzerine falan döküyordum. Şahane. Yani. İyi yapıyorsunuz.
Bütün baharatlar için aynı şeyi söyleyeceğim size. Tuz için de aynı şeyi söyleyeceğim. İçlerindeki minerallerin ve etken maddelerin ölmemesi için pişirmeyin bunları. En son katın. Üzerine dökün. Evet, en son katın. En son sulu yemeği de aynısını yapın. En son piştikten sonra içine katın. Tabağa tuzu da aynı şekilde. Tabağı aldıktan sonra o zaman katın. Tabağı aldıktan sonra, ya tenceredeyken de katabilirsiniz ama en son altını kapattıktan sonra. Ben bir sonra abartıp yumurtanın üzerine dökmeye başlamıştım. Çok iyi hoşuma gidiyordu. Ne kadar çok zerdeçal o kadar iyi. Çünkü zerdeçalın emilimi çok azdır. Ne kadar çok yerseniz yiyin çok azı vücuda emilir. Biyo yararlanım diyoruz biz buna. Biyo yararlanımı düşüktür. Onun için biz özel teknolojilerle kapsüle edilmiş haplarını kullanıyoruz zerdeçalın. Çünkü öbür türlü tedavide kilo kilo zerdeçal yedirmemiz gerekir. Kimse yiyemez kilo kilo zerdeçal. Evet, böyle bir şey mümkün değil. Evet. Zerdeçal çok kıymetli gerçekten. Sürekli tıbbi olarak konusu edilir. Fakat şöyle bir şey de görüyorum. O bana çok komik geliyor. Mesela onkologlar diyor ki sakın diyorlar zerdeçal tüketmeyin kemoterapi alan hastalarına. Zerdeçalın etkilerini bilmiyoruz diyorlar. Şimdi Allah Allah. Siz kemoterapi verirken korkmuyorsunuz. 10 bin tane yayın var dedi. Evet, o kadar yayın var. Bir yandan bilmiyoruz diyorlar. Ama bir yandan da mantık hatasına bakın. Siz hastanıza kemoterapi verirken korkmuyorsunuz. Kortizon verirken korkmuyorsunuz. Zerdeçaldan mı korkuyorsunuz? Ha. Böyle bir şaka olabilir mi? Şaka. Dünyada zerdeçal yediği için ölen insan mı var? Tarihte görülmüş mü böyle bir şey? Hindistanlılar kilo kilo zerdeçal tüketiyor. Adamların rengi sarı artık. Yani ölmüş mü bunlar? Var mı böyle bir şey? Zerdeçala bağlı herhangi bir ölüm bildirilmiş mi? Kanserin en az olduğu ülkelerden biri değil mi hocam? Hindistan karışık bir ülke. Oradaki rakamlar güvenilir değil. Çünkü Hindistan maalesef çok kalabalık ve pek çok yayın çıkıyor. İşte enerji kararları konuştuk ama ne olur ayırmayı da unutmayalım. Aynı zamanda şimdi birazdan enerji tüketen, enerjimizi emen besinlerden de bahsedeceğiz. Peki. Tam kahve. Burada kahve iyi bir örnek. Tamam. Çünkü kahvenin azı karar, çoğu zarar. Azı karar çoğu zarar. Ne demek bu? Kahvenin azı enerji verir. Günde 2-3 tane Türk kahvesi şekersiz olmak kaydıyla içersiniz. 3 tane de yani. 2-3 veriyorum ben 2-3. Ama artırdığınız anda kahve enerji tüketir. Hmm. Bir kısır döngü yaratır. Yani bu öyle enteresan bir gıda ki aynen atasözünde olduğu gibi azı karar çoğu zarar. Peki yemeklerden önce mi sonra mı? O kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar vardır akşam bir tane kahve içse sabaha kadar uyuyamaz. Beni etkilemez mesela. Mesela ben. Evet. 7'de içeyim 9'da uyuyamam. Beni etkilemiyor. Evet, beni de etkilemiyor. Nedir peki bunun sebebi? Niye ben bu konuda? Çünkü ya yarım bardak çay içeyim gene uyuyamıyorum. Her birey özeldir. Her insanın vücudu farklıdır. Çok çabuk etkileniyor. Her birimiz tıpkı parmak izimizin farklı olması gibi farklı bireyleriz. Ve her birimiz her maddeye karşı farklı tepki veririz. Her hastalığı farklı yaşarız. Her tedaviye farklı cevap veririz. Ama hani biz şu anda bu konuda ikiye ayrılıyoruz. Kahve içip uyuyamayanlar kahve içse de uyuyabilenler evet, gibi. Yani aslında arada bir spektrum var. Yani kimisi bir kahveyle etkilenir, kimisi iki kahveyle, kimisi üç kahveyle. Dolayısıyla kendinizi tanımanız önemli. Hı. Kendi doktorunuz olacaksınız. Ne olduğunu bileceksiniz. Yani ben kahve içince bana ne oluyor? Dokunuyorsa hiç mi? Mesela bana yeşil çay dokunur. Ben bir bardak bile yeşil çay içsem tansiyonu fırlar benim. Benim de düşüyor. Bir bardak. İşte çok enteresan. Bakın size başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunda ne var bizi uyarıcı? Kafein var. Kafein. Yeşil çayda sizi uyaran ve tansiyonunuzu çıkaran ne biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. Yine kafein. Yeşil çayda kahvenin kafein 4 var. İla 6 katı kafein var. Peki ben ondan neden tansiyonum düşüyor, rahatlıyorum, i̇şte, uykum geliyor? İşte kafein olmasına rağmen Çağla'nın tansiyonu düşüyor, sakinleşiyor, uykusu geliyor. Evet. Niye? Çünkü her birey özel. Buradaki kafeine karşı hassas. Belki bunun içindeki teobromin senin uykunu kaçırıyor Çağla'cığım. Hmm. Yeşil çayın içinde teobromin. Teobromin nedir? O başka bir madde. O da uyarıcı bir madde evet, mi? Evet, o da uyarıcı bir madde. Dolayısıyla burada her bireyin kendisini tanıması önemli. Bana geliyor gelmez olur mu? Şimdi ben hastalarıma probiyotik veriyorum. Diyor ki hocam probiyotik aldım beni rahatsız etti diyor. Şimdi probiyotik alan insanların hiçbirisini rahatsız etmezken bu hastayı niye rahatsız eder? Alerjik. Eder. İşte bakın her hasta özeldir. Evet. Bizim vücudumuzda probiyotikler var çok doğru ama nihayetinde o insan başka bir insan. İlla ki çünkü herkes farklı besleniyor, kesinlikle. Farklı uyku düzenine sahip. Aynen öyle. Siz kişiye özel yaklaşacaksınız. Tıp kişiye özel olmak zorundadır. Tedaviyi de ona göre düzenleyeceksiniz. Beslenmeyi de ona göre düzenleyeceksiniz. Bu böyledir. Hocam ben safra kesesi ameliyatı oldum mesela. Dedim ki ne yiyip ne yememem lazım artık doktora. O dedi ki ne kendi bünyeni yani yiyip güzel, ağrı olmuş. Hissettiğin zaman bir daha onu yemeyeceksin dedi. Evet. Annem en de doğrusu safra bu, değil kesesi mi? Yok. Burnuna kıyıp attık annem, hepsine aynı ilacı ver gibi bir yok, şey marul oluyor. Marul yiyemiyor mesela annem. Ben yiyorum. Evet. Ama o da portakal yiyor ben portakal yiyemiyorum mesela. İşte bakın bünyeden bünyeye değişiyor. Çok annem doğru. Yani. Zaten bugün modern tıp biliminin, ilaç biliminin en büyük derdi bu. Çünkü farmakogenetik diye yeni bir bilim dalı var. Genetik özellikler tedaviye cevabı değiştiriyor. Bu çok bilinen bir şey. Örneğin siz Türkiye'de bir ilaç çıkaracağınız zaman Türkiye Cumhuriyeti diyor ki benim vatandaşım üzerine yapılmış çalışmam var mı? Klinik çalışma göster öyle bu piyasaya çıkarabilirsin. Niye?
Bizim genetik özelliklerimiz, bizim ırksal özelliklerimiz tamamen farklı cevaplar oluşturabiliyor. Onların yaşadığı dolayısıyla bu böyle. İçtiği su, soluduğu hava bile farklı olabiliyor. Kesinlikle. Ondan dolayı genetik özellikler çok farklı. Ona dikkat etmek gerek. Evet. Herkes kendi doktoru olacak bir kere. Şimdi hocam bağışıklık sistemiyle ilgili konuşacağız. Hay hay. Ve hanımlarımız var. Onları bir aksiyonumuz biz, var. Bir aksiyon yaptırdık onlara. Hanımlar evet. Gelebilir misiniz? Şöyle alkışlarla. Bak ne güzel. Bağışıklıklarımız geldi. Bak bağışıklık sistemi geldi. Arkadan evet, da tamam. Sevgili bağışıklık sistemi sizin podyuma alacağız. Arkadan da mikrop geldi. Ama mikropçum sen bir saniye bekle lütfen. Dur, önce bir bağışıklık sistemini sağlamlaştıralım. Şimdi bağışıklık sistemi sağlamlaştırmak için ne yapacağız? Ne dedik? Önce beslenmeyi düzenleyeceğiz. İşte efendim beslenmede ona dikkat edeceğiz, buna dikkat edeceğiz. Ama temel bazı faktörler var. Şimdi burada 5 tane bağışıklık sistemi için önemli faktör dedik. Buraya koyduk. Bakalım onlar olursa ne oluyor, olmazsa ne oluyor? Bir kere bunlar hep beraber bir bütünken şöyle bir kol kola kenetleniyorlar. Bir kenetlenin bakalım bağışıklık sistemi. Bak bak. Dönün bakalım. İçinizi kimseye almayacaksınız. Gelin. Sıkı olun ama. Tamam mı? Sarılın birbirinize. Şimdi bu benim vücudum. Benim vücudum bir bütün. Bu vücudum bütünken ben herhangi bir yerden ayrı tutamam. 5 tane görmeyen insanı filin yanına koymuşlar. Fil nedir demişler. Biri kuyruğunu tutmuş fil bir kamçıdır demiş. Öbürü hortumunu tutmuş fil bir hortumdur demiş. Diğeri ayağını tutmuş fil bir sütundur demiş. Biri gövdeye dokunmuş fil bir kayadır demiş. Fil bunların hiçbirisi değildir ama bunların hepsi fildir. İşte bağışıklık sistemi de böyle bir şey. Ne yapıyor ilaç bilimi? Bir tane ilaç çıkarıyor, iş hallettim diyor. Hayır, bir tane ilaçla iş halledemezsiniz. Bağışıklık sistemi böyle bir bütün. Bakın her taraftan sağlam, kenetlenmiş, araya hiç kimseye almıyor. Hastalık ajanlarını sokmuyor. Ama bir de dışarıda hastalık ajanları var. Bizim sevgili mikrobumuz var. Sevgili mikrop, sempatik mikrop, virüs, sadece bu değil. Başka ajanlar, kimyasal ajanlar, toksinler, kanserojenler, gıdalarla aldıklarımız, çevresel kirlilikle aldıklarımız, her yerden gelenler. Bir de ne yapıyor şimdi? Bu da içeriye girmeye, bizi hasta etmeye çalışıyor. Saldırıyor bağışıklık sistemine. Bak 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 bak. Çok güzel. Ama giremiyor. Alttan girmeye çalışıyor, üstten girmeye çalışıyor, olmuyor. Fakat bağışıklık sisteminin önemli ekipmanları var. Bu savaş sürekli devam ediyor. Yeni doğan bebekte de var, erişkinde de var, yaşlıda da var. Bağışıklık sistemini desteklemenin bir numaralı yolu... Dur kavga bitsin tamam. Tamam. Giremedi ama. Ama giremedi. Giremedi. Şimdi ister istemez neden giremedi? Karşılaşıyoruz. Bu bir gerçek ama... Her yerde var. Ne kadar etkilenip belirleneceğiz şey de değil. Hani şu çamaşır suyu reklamları var ya. Evet. Bir mikroplar ordusu hazır. Bizim çocuğu hasta etmek için saldırıyor. Yok canım dünyada öyle değil. Bir dakika yani şimdi. Bizim faydalı mikroplarımız var. Ne onlar faydalı mikroplar? Probiyotikler. Dünyada bulunan mikropların çoğunluğu Allah'tan probiyotikler. Probiyotikler olmasa biz hasta oluruz. Probiyotikler zararlı mikropları engeller. Peki ben şimdi buradan probiyotiği alırsam. Niye alıyorum probiyotiği? Ben işlenmiş gıdayla beslendim. Ben hayvansal gıda yediğimi düşündüm ama onun içinde antibiyotik aldım. Niye aldım ki? Çünkü dünyada tüketilen antibiyotiklerin %80'i hayvan yetiştiriciliğinde kullanıyor. Siz et yedim sanıyorsunuz. Siz paça çorbası içtim sanıyorsunuz. İçinde minimal doz antibiyotik alıyorsunuz. Ne yapıyor bunlar? Ve tabii kimyasal toksinler ve tabii işlenmiş gıdalar ve tabii mide ilaçları ve tabii boğazım ağrıdı bir kür antibiyotik kullandım. Kullandığınız antibiyotikler probiyotiklerinizi öldürüyor. Be. Şimdi ne oldu? Probiyotiklerimi kaybettim. Gitti mi benim probiyotikler? Gitti. Ne kaldı bağışıklık sisteminde? Bağışıklık sistemi zayıfladı. Biraz böyle araları gevşedi. 5 kişiydiler, 4'e düştüler. Şimdi tekrar mikrop saldırıyor mu? Saldırıyor. Ne oldu? Dış etkenlerin, hastalık ajanlarının işi biraz daha kolaylaştı. Kolaylaştı ama iş sadece probiyotikler değil. Probiyotiklerin haricinde başka şeyler daha var. Programın başında ne dedik? Çağla ne dedi? Mutlu, huzurlu yaşam. Stresten uzak yaşam. Önemli. Niye? Çünkü bir insan mutluysa, bir insan stresten uzak yaşıyorsa, bir insan yaptığı işi severek yapıyorsa, evine huzurlu geliyorsa, evinde mutlu yaşıyorsa, o insanın bağışıklık sistemi güçlüdür. Eğer o insan mutsuzsa, stres içindeyse, işte kitapta da anlattığımız bu, depresyondaysa, o insanın bağışıklık sistemi zayıf olur. Siz hepiniz yaşamıyor musunuz bunu? Savaşamıyor değil mi? Hiçbir şeyle savaşamıyor. Savaşamıyor. Dolayısıyla stres çok önemli. Nerede stres? Stres. Stres burada. Şimdi siz strese girdiniz mi? Niye girdiniz? Hocam dışarıda çok trafik var. Nasıl yaşanır bu şehirde diyor. Kaç yıldır bu şehirde yaşıyorsun diyorum. Doğdum doğalı bu şehirdeyim diyor. Var.
Yani. Trafik var. Gelirken ben de trafiğe takıldım. Ne yapayım? Yani bir saat önce çıkıyorum. Ne kadar etkilenip etkilenmediğimiz kendimize bağlı. Trafiği kabul etmek gerek. Bu günlük hayatın içinde olan bir şey. Biliyoruz bunun orada olduğunu. Ha gelirken temin ortasında lastiğin patlarsa evet bu stres. Buna bir şey demiyorum. Öngörülemeyen durum. Ama günlük hayatın içinde olan öngörebildiğiniz durumlar stres değil. Bunu stres olarak adlandırmayın. Huzur içinde yaşamaya çalışın. Ne bileyim arabanızda gelirken bir müzik koyun. Belediye otobüsüne giderken artık hepinizde telefon var. Kulaklığı takın bir müzik dinleyin. Huzurlu, mutlu yaşamaya gayret gösterin. Stresten uzak yaşayın. Yaşayamadım hocam strese girdim. Gitti mi stres? Kaldı mı burada 3 kişi? Stresi de uğurladık güle güle. Kaldı mı 3 kişi? Biraz daha açılacak aralar. 5'e 1'diler. 3'e 1 oldular. Saldırıyor mu tekrar hastalık ajanları? Hadi bakalım. Uğraşıyor da uğraşıyor. Zor direniyorlar vallahi artık. Uğraşıyor da uğraşıyor. Peki bir şey daha var. Bizim vücudumuzda vitamin dediğimiz maddeler var. Vitaminler vücudumuzda üretilemeyen maddeler. Bunlar bağışıklık sistemi için gerekli. A, B, C, D, E diye gidiyor ya. Bunları keşfederken de böyle bulmuşlar. A vitamini, B vitamini, C vitamini. Sonra kolekalsiferi bulmuşlar. Bu da D olsun demişler. Halbuki D vitamini vitamin değil. D vitamini bizim vücudumuzda üretilen bir madde. Bir hormon. Ama bulurken buna bir D vitamini demişler ve onun adı D vitamini kalmış. D vitamini bağışıklık sistemi için arabanın deposundaki yakıt gibi bir şey. Arabanın deposundaki benzin neyse D vitamini de bağışıklık sistemi için o demek. D vitamini eksikse sizin kapınızın önünde dünyanın en iyi arabası var ama depo boş. Depo boş olduktan sonra neye yarar? Aynen böyle oluyor işte. Ve bizim milletimizin %99.9'unda D vitamini eksik. Evet. Biz hastalarımızda bunu çok yaygın görüyoruz. D vitamini güneşle ve D vitamini hayvansal gıda ile alınır. Ama size tereyağı yedirmediler damar tıkacak diye. Ciğer yedirmediler aman kalp damar hastalığı diye. Bir de güneşe öğlen çıkmayın akşam çıkın dediler. Ultraviyole A aldınız. A kanserojen D vitamini yapmaz. Halbuki öğlen çıkmanız gerekiyordu güneş tepedeyken D vitamini oluşsun diye. Onu da yaptırmadılar size. D vitamininiz de düştü mü? D vitamini nerede? D vitamini de burada. D vitamini takviyesi alıyor musunuz? Benim D vitaminim zaten yüksek. Niye yüksek? Bilmiyorum hani. Ben çok güneşe çıkıyorum. Aferin. Öğlen mi çıkıyorsunuz? Yani öğlenleri oluşur. Devamlı güneşteyim. Bravo. Ne kadar nadir biliyor musunuz D vitamini yüksek hasta bulmak? Kaç D vitamininiz? Vallahi son baktırdığımda %49 çıktı. %50'ye yakın çıktı. 49 çıktı, 50 çıktı. Halbuki ben D vitaminini 100'ün üzerinde istiyorum. Yani aslında D vitaminim yüksek diyor ama D vitamini normal düşük. %150 arasında D vitamini normaldir. Oysa ki 49 çıktığı zaman normal olmuyor. Ben doktorunuza danışıp takviye alacaksınız. Tamam. D vitaminimiz de eksik mi? Eksik. Gitti mi bir parça daha bağışıklık sistemi? Hocam bir de Seray abla şimdi D vitamini bir kanser atlattı biliyorsunuz. Evet. Bilmiyorum geçmiş olsun. Teşekkür ederim. D vitamininiz %150 arasında olacak çünkü D vitamini aynı zamanda antikanser ama antikanser etkinliği 100'den sonra başlıyor. 100'ün altında başlamıyor. Geçmiş olsun. D vitamininiz yüksek olsun korkmayın. D vitamini gitti mi? Kaldık iki tane. Şimdi bu şey gibi oldu hani anaokullarında rond oynar ya çocuklar. Evet. Karşılıklı tutuşurlar. Aynen öyle oldu şimdi bağışıklıksın. Bakın 5 kişiydiler. Çözülüyor kol yavaş. Şimdi bakın burada hop dalacağım araya neredeyse. Yine direniyorlar biraz ama bak 2 kişi oldukları için. Bir elin lisesi işte var, iki elin lisesi var. Aradan girer, alttan girer, üstten girer. Saldırıyor mikrop. Hadi bakalım. İş alttan daha da zorlaştı. Alttan girmeyesiniz. Şimdi bakın artık sarsılıyorlar değil mi? Evet. Sarsılıyorlar. 5'ler 2'ye düştüler. E şimdi ne olacak? Ya benim stresim var. Gitti stres var. D vitaminim düşük. Probiyotiklerim yok. E ne olacak? Beslenmem bozuk. Şimdi öyle bir şey oldu ki ben artık gece uykuda uyuyamıyorum. Değil mi? Nasıl uyuyayım yani? Her şey bozuldu. Uykuda uyuyamadığım zaman ne oldu? Uykum da bozuldu. Uykusuz kaldım. Peki bunlar bizi yavaş yavaş mı terk ediyor? Gerçekten böyle gösterdiğimiz gibi mi terk ediyor? Şimdi insan hayatı öyle bir şey ki tabii ki aslında bu anlattığım kadar basit değil. Değil değil mi? Ama yani? Bunlar birbirine zincirleme bağlı. Bağlı. Bağlı olduğu için böyle arda arda gidiveriyor. Uykuda bozuldu mu? Hocam uyuyamıyorum diyor. Gece uykuya dalamıyorum. Uykusu bozuk olan seyircilerimiz var mı? Uyku gece uyanan, rahat uyuyamayan, uykuya dalmakta yavaş zorlanan. Kalkıyor. Bu uyku bozuldu. Uyku bozukluğu var. Nedense böyle pek söylenmez. Var. Böyle yavaş yavaş kalkar eller ama bayağı bir kalktı. Aslında sabah da dinç uyanamıyorsunuz. Deliksiz bir uyku sağlıklı olduğumuzun göstergesi midir? Tabii ki kesinlikle. Uyku çok önemli. Hatta şöyle soruyorum soruyu o zaman daha iyi cevap vereceksiniz. Sabahları dinç uyanıyor musunuz? Dinç uyanamayanlar ellerini kaldırsın.
Bakın yorgun uyananlar deyince ne kadar çok kalktı. Evet. Aslında kaliteli uyku uyuduklarını sanıyorlar ama uyuyamıyorlar. Onun için sabahları yorgun uyanıyor. Kaç saat uyumamız lazım hocam? Ve yine kişiden kişiye değişir. Yine kişiden kişiye değişir ama muhakkak karanlıkta uyumalısınız. Çok önemli. Sessiz. Muhakkak olabildiğince erken yatıp olabildiğince erken uyanmalısınız. Bu kurallara dikkat edin. Erken yatın, erken kalkın sadece çocuklar için geçerli değil yani. Tüm erişimler insanlar için geçerli. Tabii ki. Uyumazsak olmaz. Uyumak bir nevi şarj etmektir vücudu. Cep telefonunuzu şarj ediyorsunuz, vücudunuzu şarj etmiyorsunuz. Cep telefonunuza gösterdiğiniz özeni kendi sağlığınıza göstermiyorsunuz. Uyumak çok önemli. Karanlık oda, kalın perde, sessiz oda, elektronik eşya olmayacak. Cep telefonlarınızı bir zahmet ya. Hepiniz mi acil doktorusunuz kardeşim? Ya ne oluyor? Gece vakti arıyorlar mı hep sizi? Hadi ben mecburum doktorum kapatamıyorum. Siz niye kapatamıyorsunuz? Dolayısıyla cep telefonlarınızı uzaklaştırın. Odanızda radyo, televizyon olmasın yatak odanızda. Huzurlu, kaliteli uyku önemlidir. Sabah çok önemli bir şey. Uyandıktan sonra yataklarınızı havalandırın. Havalandırmadan örtmeyin. Özellikle çalışanlar böyle yapıyor. Peki hocam uykusuzluğun nedeni ne? Ne olabilir? Pek çok şey olabilir. Bir sürü şey. Burun problemlerinden tutun da işte vitamin eksikliklerine kadar bir sürü şey olabilir. En önemlisi tabii ki burada stres, depresyon. Onun için birazdan size bir uyku çayı tarifi de vereyim ben. Uyku da bozuldu mu? Bozuldu. Gitti uyku. Ne kaldı? Benim gariban bağışıklık sistemim kaldı burada en ufağı. En ufak bu mu? Kiminle kaldı? Bizim sevgili mikropla kaldı. Ne haliniz varsa gelin. Artık kavuşabilir. Baba. Aa gene direniyordu. Tabii. Yani ama ne kadar direnecek? Ne olursa olsun bağışıklık sistemi direnecek. Şimdi peki bu noktada ne olur? Bağışıklık sistemi tek başına kaldı. Ufacık bir bağışıklık sistemi zayıfladı. Arkadaşlarının, ekipmanlarının, silahlarının hepsini kaybetti. Ne olacak? Hastalıklar artacak. Enfeksiyon artacak. Depresyon artacak, kanser artacak, diyabet artacak. Sanıyor musunuz ki sadece nezle olduğunuz zaman bağışıklık sistemi çalışıyor? Sizi kanserden de bağışıklık sistemi koruyor. Depresyondan da uykusuzluktan da bağışıklık sistemi koruyor. Evet. Onun için gariban bağışıklık sisteminizin üzerine gitmeyin. Bu kadar çok yormayın. Mümkün olduğu kadar sağlıklı beslenin. Bakın daha anlatmadığımız bir sürü faktör var. Spor yapın, hareket edin. Enerjinizin yüksek olmasının yolu bu. Enerjinizi yükseltmek için neyi nasıl yediğinizi bilin. Mevsiminde yiyin. Ne dedi ki en başında? Normal doğumla doğru. Ne dedi ki? Anne sütü verin. Bütün bunlar çok etkili. Bağışıklık sistemi. 3 kitap yazdım. Üçünde de bağışıklık sistemi anlatıyorum. Hala anlatmak istediklerimi %10'unu bile anlatamadım. Daha anlatacak o kadar çok şey var ki. İnsan bir bütün. Sadece tek bir noktadan oluşmuyor. Ama bildiklerinizi doğru yaparsanız siz sağlıklı yaşarsınız. Bu bağışıklık hocam size öyle bir sarıldı ki bir problem. Bırakmıyordu sizi. Sizden güç oluyor resmen. Harika. Peki hanımlar çok teşekkür ediyoruz. Güzel hadi bakalım şifalar diliyorum hepinize. Estağfurullah. Ve doktorumuzla mutfağa geçiyoruz. Bu konuşmanın üzerine belki bir uykusuzluk için çay yaparsak iyi gidebilir diye düşünüyorum. Hay, tabii ki. Şimdi uykusuzluk çayımızda 3 tane bitki kullanacağım. Birincisi lavanta. Benim en sevdiğim bitkilerden bir tanesi. Benim terasım lavanta dolu. Bir gün buyurun gelin. Nişantaşı'nın göbeğinde lavanta yetiştiriyorum. Tıbbi bitki. Bayılırım. Harikadır lavanta. Bir tatlı kaşığı lavanta kullanacağım. Şöyle kabaca. Şöyle önce bitkilerimizi koyalım. Melisa var. Melisa yine bizim en etkili tıbbi bitkilerimizden bir tanesi uyku üzerinde. Bir tatlı kaşığı kadar da melisa koyacağım. Bakın elimle alıp koyuyorum. Siz de öyle yapın. Yemeğinizi eldivenle falan yapmayın. Eldivenle ameliyata mı giriyoruz? Probiyotikleriniz geçsin yemeğinize. Çok önemli. Eldivenin plastiği niye temas ediyor benim gıdama? Evet. Benim probiyotiklerim geçsin. Artı papatya. Papatya da çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Papatyalarınızı hiçbir zaman açık papatya almayın. Çünkü aktarlarda satılan papatyaların maalesef çoğunluğu papatyaya benzeyen ve papatya olmayan bitkiler. Bununla ilgili eczacılık fakültelerinde yapılmış pek çok çalışma var, tez var. Papatyalarınızı her zaman kapalı ambalajlarda, üzerinde Matricaria recutita yani Alman papatyası, tıbbi papatya yazan papatyalardan almayı tercih edin. Yine bir tutam kadar da papatya koyuyorum. Papatya, sakinleştirir, uyku verir, gaz gidericidir, bebeklerdeki koliklerde çok etkilidir. Ama işte onlarda çok dikkat edin, papatya olmayan bitki verirseniz sonra bebeğinizi zehirlersiniz, olmaz. Onun için dikkatli kullanın. Lavanta koydum, melisa koydum, papatya koydum birer tatlı kaşığı. Demliyorum. Harika. Lütfen ağzını şimdi kapatıyoruz. Sayıyoruz. Bunlar uçucu yağı olan bitkiler, kokulu bitkiler. Uçucu yağı olan bitkileri siz kaynar suya koyduğunuz zaman su buharıyla birlikte bu uçucu yağlar uçar. Onun için ağzı kapalı demlemeniz gerekli. Bunlar bizim için kıymetli maddeler. Uçup gitmesini istemiyoruz. Ne kadar? 5 ila 10 dakika. Ben dün akşam bundan yaptım. Çünkü dün benim için çok yorucu bir gündü. Çok yoğun hastalarım vardı. Akşam buraya gelmeden önce dinlenmek için 2 bardak yaptım. Ve ondan sonra saat 11'de ben mışıl mışıl uyudum.
ne stres ne bir şey. Uyuyamaz mıydınız? Belki uyuyamazdım. Bizim mesleğimiz stresli. Biraz doktorluk böyledir. Ki, evet. Siz her hastada hastanın derdini temizleyip bir sonraki hastaya temiz girmek zorundasınız. Çünkü her hastanın vaktini çalmamak için ona temiz gireceksiniz ki hastayı huzur içinde dinleyebilirsiniz. Ama akşam olunca tabii ki haliyle hastalarınızın derdi, üzüntüsü, sıkıntısı sizin de kafanızı meşgul ediyor. Yastığa kafanızı koyduğunuzda huzurlu olmanız gerekli. Onun için ben akşamları bu tarz çaylardan, stres giderici çaylardan faydalanıyorum. Çok faydalı olacak. Hocam bir de antistres çayı yapalım. Evet, antistres çayı yapalım. Burası. Buradakini yapalım. Peki. Şimdi öncelikle burada antistres çayını herhalde başlamadan önce trafiksiz bir ortama ya da trafik saatine çıkmayacağız. Hepimiz taşınalım köyden. Köyden. Bir bıçak rica edebilirim. Evet. Bileceğiz. Yani mümkün olduğu kadar hayatımızı lokalize etmeye çalışacağız. İş yerlerimize yakın oturmaya çalışacağız. Onun ötesinde ya bir saat erken çıkacağız. Önlemimizi alacağız. Yapacak başka bir şey yok. Şimdi burada meyve de kullanacağım, ayva kullanacağım antistres çayında. Şöyle, neyin içine demleyeyim? Buna mı demleyeyim? Onun içine demleyelim. Peki. Şöyle ayvamdan, şöyle bir ufak dilim, belki bir parça daha koyabilirim. Ne işe yarıyor kabuğuyla ayva birlikte. Bu anlamda? Rahatlıkla ayva sakinleştirici bir meyvedir. Tabii, yesek sakinleştirir. Olmuyor. Yeseniz de olur tabii ki ama nihayetinde fruktoz olduğu için diye az yemek gerekiyor. Ayvayı yedik derler ve tabii ki. Ve çekirdeği değil mi? Ve çekirdeği. Bakın, ayvanın çekirdeğinde önemli bir şey var. Ayvanın çekirdeği bakın yapışmış. Niye? Müsilajlar var içinde. Antioksidan olduğunu Antioksidandır ama içinde bizim siyanogenetik glikozit dediğimiz insan sağlığına zararlı maddeler de barındırır. Yiyeyim karar veremedim. Antioksidan dedi diyecektim. Yemeyin. Sonra deyince yemeyin. Çıkarttım. Bakın yemeyin. Şöyle 3-4 tane çekirdeği ben çayıma koyarım. Ezmeden, kırmadan koyarım. Çiğnemeyin. Hani 1-2 tane yedim ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ama öte taraftan fazla miktarda yerseniz zehirlenme yaratabilir. Siyanür zehirlenmesine sebep olabilir. Ayvanın dikkat. Ayvanın çekirdeği dersin yani baktığın hayvanın zaman çekirdeği ama işte. Ayvayı yedik oluyor sonunda. Hakikaten çok önemli. Ihlamurun çiçeği. Ihlamurun çiçeğini kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar ıhlamur çiçeğini koyuyorum. Ihlamur sakinleştirici ve aynı zamanda kış aylarında üst solunum yollarını da ferahlatıcı bir bitkidir. Ve tabii ki yine melisa koyuyorum. Bunun üzerine de yine kaynar suyumu ekleyeceğim. Bunlar demletilmeyen çaylar. Bunu da kaynatmayacağım. Kaynatmayacağım. Kaynatılmayan çaylar, demlenen çaylar. Yine demlenmeye bırakacağım. Antistres çayı olarak son derece etkili, son derece başarılı bir çaydır. Yine 5 ila 10 dakika günde sizin temponuza bağlı olarak günde 2 bardak, 3 bardak içilebilir. Harika. Evet. Hocam yine bize çok faydalı bilgiler verdi ve yapamadığımız daha birçok şey var. İnşallah bir dahaki sefere ama en kısa zamanda yapamadıklarımızı İnşallah. Bu kitaptan lütfen bakın ve siz yapın. Hocamızın mutluluk kürleri Doktor Ümit Aktaş hocamız için bir kocaman alkış. Çok büyük bir alkış gelsin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine buradayız. Yeni konumuz efendim.
Gözlerin bana Mehmet abiye şöyle tanıtayım ben. Sen de tanıdın gerçekten. Bütün müzisyenler, tabii ki Türkiye'deki bütün müzisyenler tanır. Sahneden albüm çalan bütün müzisyenleri. Herkes tanır çünkü Türkiye'nin en iyisi. İbrahim Tatlıses. Ve herkesin albümünde ritim ve perküsyon Mehmet Akatay yazar. Hepimizin yani. Ya muhteşem. İbrahim Tatlıses, Tarkan, evet. Sezen Aksu. Şu anda Tarkan'la zaten sahnede çalışıyorsunuz. Evet. Ajda Pekkan. Kim aklınıza hangi sanatçı geliyorsa hepsinde Mehmet Akatay vardır. Çalmada konuşturdu diyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Sesin, abi sesini hiç dinlememiştik. Estağfurullah, bir iddiamız yok. Yorumunuz çok güzel, öyle diyeyim. Çok yani. Ne var şimdi bu albümde abi? Şimdi bu albüm aslında benim çok geriye dayanıyor. Background'u çok hayalimde olan bir albüm. Fakat işte eleman sıkıntısı yani... Ve çok iyi çalıştınız. Yani evet aynen. 10 yıldır benim gönlümde olan bir şeydi. İlk defa müzisyenler çalıp söyleme gibi bir işe kalkıştık. Sağ olsun burada Şevket Aşık Uzun, Murat Süngü, Ali Tüfekçi, Serhan Yastıman, Mehmet Özen ve yeğenim Memduh Akatay. Katkılarıyla böyle güzel bir albüm sazlı yaptık. Sözler. Evet. İsmini sazlı sözlü koyduk ve burada sizin huzurlarınızda Zara'ya çok teşekkür ediyorum. O da bize vokalim iki şarkıyla eşlik etti. Ve İsmail Altunsaray'a çok teşekkür ediyorum. Ve bir de yani bize inanıp zaten bu yolda bizim gibi deli birine ihtiyacımız vardı. O da Mazlum abiye çok teşekkür ediyorum. Mazlum Çimen bize çok büyük destek verdi. Ve ayrıca burada Tarkan, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Kibariye, Sibel Can, Işın Karaca, Soner Sarıkabadayı, Berkay, Zinet Salih, Hakan Altun. Herkes ya, herkes. Daha herkesin video katkıları da oldu ve hepsine sizin huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Harika. Sadece bir seven söylememle. Ya hatta beni en çok duygulandıran Ajda Hanım'ın defalarca kuaföre gitmesi, işte oldu mu olmadı mı, işte güzel mi, Tarkan'ın çok destek vermiş ve hepsinin. Bir de çok kısa bir şey söyleyeceğim. Kenan Doğulu'nun evine gittim. Güneşin batışını bekledik video çekim yapmak için ve ışık sistemi falan getirdi. Yani o kadar güzel şeyler ki bunlar. Ama benim için çok özel şeyler. Harika. Ama bir sanatçıyı özel yapan ama arkasındaki sazdır. O saz ne kadar iyi olursa evet. O sanatçı da o kadar dev olur. Tabii. Ben buradaki hem evet. Kendi müzisyen arkadaşlarım için Hüseyin kardeşim. Hem de Mehmet abi için bir kocaman alkış çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Mehmet abi bir dahaki sefere hep birlikte grup bekliyoruz. Hep birlikte şöyle. Ben onu da izah edeyim. Şimdi gruptaki arkadaşlar gerçekten çok yoğun. Ben çoğu programa Memduh'la beraber katılmak zorunda kaldım. Bir dahaki sefere mutlaka. Onlara da buradan mutlaka. Selamlar. Kocaman bir alkış lütfen. Çok mersi. Teşekkür ederim. Saygılar. Yanımsınız. Hep birlikte Altın Günü'ne gidelim. Hep birlikte Asena Hanım'ın evine gidiyoruz Altın Günü'ne. Hep birlikte. Bunlar kalsın, ben çalacağım. Aynen.
Yine bir altın günü, evet, yine bir sefaket sularında bir Asena eve efendim geldi. Kendisine ve yağ getirdik. Benim için. Ha, aa, şey var üstünde, şey var. Reklam şey olmasa var. Bir gösteri yapacaktım. Evet, reklam olmasa çok, hayatınızı hiç görmediğiniz bir gösteri yapacaktı. Ama sizin için çok üzülüyorum. Çünkü kaçırdınız bu gösteriyi. Bak. Evet, bugün Asena Hanım'ın evine konuğuz. Elmas Apartmanı'ndayız. Ne oldu? Oğlum gelsene. Tek hoşuna gittin. Ben oradan çıkayım. Yani, tabii ki her zaman olduğu gibi bir acayiplik yapacaksın. Evet, al numara. İçeride sırf genç hanım varmış. Öyle davet etmişler bizi. Hayırlısı. Şuna dokunup elektrik çarptın mı? Çarpmadı. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bir kat çıkacağız asansörü, bir kat çıkarsın herhalde. Ya işte biraz sıkıntı. Hop! Sıkıntılı oluyor mu? Evet. Kapı çalıyor mu orada? Kapı çalıyor. Kim o? Altı numara burası. Yalnız içerisi biraz kalabalık zannediyorum ki. Kapıdan anlaşılacağı üzere. Ben ayakkabılardan anladığımı söyleyeyim. Genç bayan. İçeride sırf genç bayan var. Evet. Hadi. Genç bayan olduğunu nereden anladın? Nereden anladın? Yaşlı bayanların ayakkabısının şu tarafında şöyle bir çıkıntı olur. Daha bükülmemiş. Ha, ah merhabalar. Merhaba. Siz gidip nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Şöyle geçelim. Merhabalar efendim. Merhaba. Merhabalar. Yukarıdan hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz, ne yapıyorsunuz? Kim kim yaşıyorsunuz burada? Ne eşim ve ben beri yaşıyoruz. Bir aydır evdeyiz. İlk misafirlerimiz. Allah aşkına, vallahi. Süpermiş. Nasıl oldu? Nasıl tanıştınız? Evlenme teklifi nasıl oldu falan? Onları da merak ediyorum. Evlenme teklifi çok romantikti, mangaldaydı. Pirzola sıyırırken. Evet, şöyle yaparken bir yüzük çıkarttı böyle. Hakikaten mi? Ne kadar sürdü? Yerlerken mangal. Evet, yerlerken. Bir evlensene ya benimle dedi. Çok ben romantik de olmuş yani. Evet, ben çok duygulandım. Ağladım yani. Senin zaten ağlayası var mı? Çok romantik. Peki bir dakika, birazcık daha başı dönelim. İlk önce nasıl tanıştık? İlk önce nasıl tanıştık? Şimdi benim eşimin böyle spor bir arabası vardı. Böyle müziği açmış. Geziyordu. Geziyordu? Üniversitede okuyordu o dönem. Ben daha şeye gidiyordum, dershaneye. Hı. Ondan sonra o okulda benim arkadaşlarım okuyordu. Eşimin okuduğu okulda. Hı. Daha sonra ben onları görmeye gittim. O arabayla böyle müziği açmış, gayet apaçı tarzında böyle geziyordu. Hı. Ben de hiç sevmem öyle insanları. Ondan sonra ıyy dedim, bu ne böyle falan. Ne ondan sonra evet falan, hiç sevmem böyle insanları dedim. Bir de ıyyatsana. Iyy. Ondan sonra baktık evlendik. Mıy derse peki de tanışma nasıl oldu? Tanışma nasıl oldu? Beni böyle sosyal medyadan ekledi. Ha, beni görmüş beğenmiş meğersem. Ondan sonra tabii ben biraz meşakkatli bir zamandı bu. İki sene kadar böyle bir peşimden koştu. Ben istemiyorum dedim asla. Ondan sonra arkadaşları böyle yemekler mi ısmarlamadı? Çaylar mı kahveler mi? Tabii tabii. Bir dakika, bu istememen gerçekten mi diyorsun? Yok, gerçekten. Gerçekten istemiyordum ama sonra baktım bu kendine sevgili yapmış bir gün, vazgeçmiş benden. Ondan sonra ve o gün ben onu anladım ki onu seviyormuşum. Dün masasına şöyle bir vurdum yumruğu, okulda kantinde oturuyordu. Dedim ki kalkar mısın Murat dedim. Aa. Kalktı. Ondan sonra kar yağıyordu o zaman, kapıya çıkarttım işte. Sen dedim, sen nasıl seviyormuşsun ya dedim. Hı. Ben iyi ki de dedim sana evet dememişim. Hemen dedim gittim birini buldum. Hemen mi dedi, 2 yıl oldu be dedi. Ondan sonra sonra geri dönmüş. Kız ona demiş ki sen benim masamdan nasıl başka bir kız için kalkarsın? Biz daha bugün başladık. O da demiş ki bak demiş iyi güzel seninle devam ediyoruz. Ama bu şekilde devam edeceksek edelim. Çünkü o kız beni ne zaman çağırsa ben senin yanından kalkar giderim demiş. Ondan sonra. O da gidersen git. Aynen öyle ayırmış oldum onları öylece. Ondan sonra. Nasıl bir mutlum? Ben sevinemedim şu anda. Yani. Tabii görün kız benim resmen böyle. Çakmam yani. Adam ne yaptı seni kavrayamamış, senin sana benzer birini bulmuş. Ondan sonra ben o gece ona mesaj attım. Uyudun mu yazdım.
Ondan sonra o da dedi ki ne istiyorsun dedi. Ben de dedim ki teklifin hala geçerliyse kabul ediyorum dedi. Ciddi misin dedi. Tamam. Ondan sonra ben de evet dedim. Sonra o gün biz sevgili olduk. Bir daha da ayrılmadık. Yaklaşık bir 5 yıl kadar sevgili olduk, sonra evlendik. Ne? 5 yıl? Tabii çok zor şekilde evlendik yani. Neden? Neden zor şekilde yani? Ya keyfimize düşkündük. Yoksa bir zorluk yoktu yani. Gezdik, tozduk falan derken evlenmeyi unuttuk. Bunlar hakikaten bir tuhaf. Bir kaç yaşındasın sen? 24 yaşındayım. Ha, 24 yaşındayım. Zaten tanıştığınız size zaman. Aynen. Ama okulunda falan tanıştın. Yani dershaneye gidiyordum. Lise bitmişti işte. Murat Üniversite 1'e gidiyordu. Arada yaş farkı yok. Tabii. Murat Üniversite 1'e 3 yıl okudu. O yüzden kazandım. Nasıl? Üniversite 1'e 3 yıl okudu. Evet. Maşallah. Tabii daha 2'ye geçmek geçti sayılır. Geçti mi? Yani geçti ama gitmiyor okula yani öyle. Aa, ne iş yapıyor? Şu anda ne iş yapıyor? Bizim kendimize ait bir dükkanımız var. Ne dükkanı? Züccaciye ev gereçleri, mutfak. İyi, sen çalışıyor musun? Ben de arada sırada gidiyorum evet. O dükkanda yani. Yemek işleri bilmem ne tamamını öğrendin mi? Daha küçüksün. Biliyor muydun yemek yapmayı? Yani kendimize yetecek kadar. Yani mesela? İşte makarnadır. Patates kızartma. Patatesi ya, zaten yağ kızartıyor biliyorsun. Haberin var mı acaba? Ondan sonra pilav. İşte tabii patates yemekleri falan. Yani öyle bir hani imam bayıldı falan yapamam. Çok oruç oldu bir şey yok. Eski yemekleri yapıyorsun. Ama kocam memnunsa. Tabii memnun. Söyledi ne diyor ki imam bayıldı falan yapamam. Yani hani öyle bir yemek programına katılacak peki kadar değil. Peki mesela atıyorum sen kocan evdesin yani sonuçta. Çalışmadığın zamanlarda kocaman bugün böyle farklı bir yemek yapayım falan dediğin oluyor mu? Hayır. Olmuyor ne kadar. Albüm mü var? Evet, yalnız bu arada Murat'ı hep size benzetiyorlar. Aa, bakayım. Yani galiba siz biraz kıskanıyorsunuz Murat'ı. Ne? Yani şöyle Murat... Şov. Evet. Murat mesela bir gömlek giyiyor, ertesi gün bakıyor siz programda onu giymişsiniz. Ben Murat'ı tanımıyorum ben. Acaba Murat Alişan'ı görüyor olabilir mi ekranda? Görüyoruz ama biz meşhuruz biraz böyle yarışmalardan yarışmalara. Yok kız, ben görmedim. Ben Murat'ı sen gizliden gizliye Murat'ı gizliden... Instagram'ından takip edip... Ben Murat'ı ilk defa görüyorum. Çocuk canım. Oldu. Evet gayet yakıştı. Maşallah kızımız da güzel. Allah mesut etsin. Peki amin. Çocuk düşünüyor muyuz? Çocuk. Onlar var ya çocuk yapmayı unutur bir 10 sene sonra. Bir 10 sene sonra falan. Ona ama hani teklifini kabul etmek kadar zor bakmıyorum. Yani çocuk konusuna. Ha öyle mi? Evet. Biraz daha ılımlıyım okulda. Ya adam bir okulunu bitirsin. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Enişte hala apaçı. Komple bitti. Değil mi? Enişte hala apaçı diyorum saçlar falan. Yok ya aslında öyle değil ya. Fotoğraflarda öyle çıkıyor. Saçı böyle değil böyle çıkıyor fotoğrafta. Hani bazı. Saçı aslında böyle kazıtık ve üst tarafı böyle değil. Kimin sözü geçiyor evde? Maşallah. Geçiyor. Yani şöyle oluyor. Emin. İlk başlarda bir reddetme aşaması oluyor. Ondan sonra kıyamayıp evet diyor. Yani. Sana kıyamadığından evet, yani baktığın zaman. Heyetine soralım biraz. Aa, yorum yazsam mı acaba bu konuda? Tabii ki yap, tabii şöyle yap. Yani sen de erkek tarafı olarak erkek yani. Erkek tarafı olarak. Biz tabii ki de bayan olduğumuz için Ertem'in yanındayım. Tabii. Destekçisiyim. Herhalde çok iyi anlaşıyorsunuz. Evet evet, şükürler olsun. Ama anlaşıyoruz. Zaten çok enerjisi yüksek ve çok aynen, şekerli aynen, kız aynen, yani. Öyle. Sizde de öyle. Herhangi bir problemimiz yok. Aa, burada aileden başka kimse var mı? Görümce. Vay. Vay ablası. Siz biraz anlatın nasıl bir çift bunlar? Nasıl bir manyak var? Bence mükemmel uyumlu. Ancak bu kadar olabilirler. İkisi de mi öyle? Yani Asel'i için tanıyoruz. Murat tanımadığım için soruyorum. Bir o kadar. Manyak. Evet daha. O bunu yaptı. Düğünleri nasıl oldu? Düğünleri merak ettim. Düğünleri çok güzeldi. Çok, evet kesinlikle çok da güzel geçti. Peki oradan arkadaşlarınız herhalde değil mi? Asel'cim sen anlat istersen. Geçeyim dur. Birgül abla, Ertem'in yakın arkadaşı. En baştaki hanımefendi. Gökçen, Ertem'in kız kardeşi. Ne güzel. Komşuları oluyoruz. Evet, komşularımız. Bu apartmandan komşu. Ama daha yeni ama. Yok, apartman değil. Aynı sokaktayız. Bir de Serhat abla var. O da Ertem'in yengesi oluyor. Bol ertili, görümceli, gelinli. arkadaşlar sofradayız. Soframız gerçekten... Çok güzel. Ellerinize sağlık diyeceğim diyemiyorum. Demeli miyim, dememeli miyim? Sen söyle. Sofra düzeni muhteşem. O bunu söylemeyin diye oldu. Evet.
Şöyle. Seni dinliyoruz şu anda. Gözlerimiz açtık. Evlendik. Acaba kocan ne kaç yaptı? Kiloydu şu an, kaç kilo? Merak ediyorum. 92 idi, 90 oldu. Bir ayda 2 kilo. Ben buradan Murat'a bir şey söylemek istiyorum. Murat'cığım, seni çok daha zor günler bekliyor. Bak. Önümüzdeki 3 ay 70'e kadar yolun var. Adamı zayıflatmak için. 1.90 olur. Ancak yani. Evet, normal kilosu normalmiş. Peki sen bir şey yapmadın. Tamam, hiç sorun değil zaten bizim için. Peki kimler neler yaptı senin ben için? Ben bir şey yapmadım değil. Ben evi temizledim. Hayır, masada bir şey yaptın. Evet. Ne yaptın? Masayı kurdun. Evet. Aa, o da bir şey. Masayı bir sen şey mi yaptın? Bunu sen mi yaptın? Komple masayı. İşçilik bana ait. Hangi ağaçtan yaptın bunu? Şey, Gürgen. Ilgamur ve Gürgen. Kuşlarım ağa. Bakkaldan aldığı kekler var. Ha, bakkal. Bunlar nasıl kek? Böyle ait gözükmedi yani. Tamam, dolma peki. Var. O zaman dolma. Görümce Hanım mı yaptılar? Şöyle ben tek tek söyleyeyim. Herkesin emeğini söyleyeyim. Tabii söyle. Şunu. Ondan sonra kısırı görümcem yaptı. Görümce Ertim şu muhteşem pastayı yaptı. Görmüş oldunuz. Şu sarmaları kayınvalidem sardı. Bak sarma var ya, öyle bir sarılmış. Muhteşem ya. Tabağına ver biraz. Çok güzelim. Kısır koyayım biraz. Ben özellikle, benim zaten sarma düşkünlüğüm var. Ben böyle hani ayda bir kere böyle kayınvalideme sarar mısın diyorum. Hemen bir sen niye öğrenmiyorsun kayınvalidene sarasın? Ama onun gibi olmuyor işte. Ben o tadı hiç kimse de yakalayamadım. Bir kadını izle sararken de öğren. Öğren ama bari. Ama o içine sevgisini de katıyor. Bir kadın sana, sana sorarsa... Hasan'cığım ne zaman saracağım bana diye, sana bir sararsa görürsün. Alo. Hayatım bak sana kimi vereceğim. Alo. Kardeşim Alişan, ben nasılsın? Teşekkür ederim abi, sen nasılsın? Geldik sineme, karın bir yemekler yapmış, bir yemekler. O yapmamıştır herkese. Yakındaysan gel, tanışalım. Tamam, gireceğim. Gel kardeşim, hadi gel. Tamam, teşekkürler. O yapmamıştır. Öyle bir şey bomba. Yani. Tanıyor. Bu kadar güzel yemekleri, bu kadar şey yemekleri, şey oldu kimse yok. Ama bence sürekli oturup ama onları yemiyorsunuzdur yani. Spor mu? Ay yok, spor değil. Ona vaktimiz yok maalesef. Ama benim bir tane oğlum var. Ona çocuğundan spor yapıyoruz. Ufak. 7-24 arkasındayız. Bir yarışmamız var. Mutlaka biliyorsunuz. Kimle oynamak istersin? Acaba? Ertem'in sağlığı. Hangisine veriyorum? Ben rakibimi dişli severim. Ben Ertem'le yarışırım. Vay, hadi bakalım. Evet. Az sonra büyük kapışma. Yandınız, yarışma çok zor. Gerçekten. Valla. Ama canım şunu da hatırlatıyorum. Ben 5 tane yarışmanın birincisiyim. Hangi yarışma ya? Ana Ocağı, Ben Bilmem Eşim Bilir, Döndür Şansını, Ana Ocağı, Best Of. Ne diyorsun ya? Evet, birlik Ana Ocağı. Bu evi nasıl evet, aldık? Evet. Allah aşkına, gerçekten mi? Peki Murat'la birlikte mi? Tek mi? Tabii, hep eşimle beraber katıldık. Bir tanesinden... Siz seviyorsunuz ayrıca yarışmaya katılmayı. Biz çok sevdik. Geçimi ona bağladık biz. Çok güzel ya. 10 tane vurma bilezik, bir tane beşi bir yerde, bir tane de araba kazandı. Bir tane de araba kazandı. Evet. Araba ne? Yani markası söyleme de. Nasıl söylesin? Allah Allah. Araba ne diyor markası? Güzel, tabii. Evet efendim, geldik yarışmamıza. Yarışmamızı her şey derden de hatırlayacaksınız. Sabah konuklarımızla yaptığımız bir yarışma. Balonu şişirerek bardakları kaldırmaya çalışacaklar. Ve sonuçta ulaşmaları gereken şekil bu şekil olacak. 3 o altta, 2 ortada, 1 tepede. Anladıysanız zaten sıkıntı yok. Bir yarışma kurdu Asena. Kim daha önce, 1 dakika süre içerisinde kim daha önce bu şekli tamamlarsa altınımızın sahibi o olacak efendim. Bu kadar basit. Üç, iki, bir, başla. Şişir. Elinde buraya tutma. Bardağı elinde tutmayacaksın. Balon tutabilirsin. O saçlarını pek yapamayacaksın ama saçları... Sana bak ya. Yemin ediyorum. Bak. Bak. Bir saniye. Tamam, gel. Hasan Hanım, son bardağı. Vay.
Vay be! Kadir idmanlı ya. Şu şeklin güzelliğine bakar mısın? Şu şeklin güzelliğine bakar mısın? Sana bir şey diyeyim mi? Bir kere de bir kere ve muhteşem yani. Yap. Helal olsun. Şöyle minik ben sana şunu bir hediyemizi çok teşekkür takalım. Ederim. Biz teşekkür ederiz evini bize açtığın için. Aha, güzel enerjin, güler yüzün için. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şöyle hep beraber sizi ayağa alalım. Tarzına güvenenler, en uyumlu ben giyinirim, seçimlerimle fark yaratırım diyenler, fırsat ayağınıza geliyor. Çağdaş İkel her hafta en şık, her şey dahil izleyicisini seçiyor. En iyi benim diyorsanız, bir boy fotoğrafınıza ayakkabı, çanta ve aksesuar fotoğraflarınızı ekleyerek 533 162 6060'a gönderin. Sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakalayın. Geldik moda bölümümüze ve günün şıkını seçecek Çağla Şikel. Buyurun Çağla Hanım, mikrofonlarımız sizde. Teşekkür ederim. Mikrofonum. Yok, verme. Peki Hande Hanım'la başlıyoruz. Hande Hanım böyle güzel bir bot giymiş. Bir tayt, hafif böyle parıltılı bir tayt giymiş. Deri görünümlü dediğimiz. Üzerine özür dilerim. Üzerine bir krem rengi bir kazak. Üzerine de yeşil bir palto giymiş. Her şeyi ben sevdim aslında. Sevmediğim bir şey yok. Bir bana saçları biraz fazla geldi. Saçlar ve tüylü montu böyle biraz birbirine gibi girmiş gibi geldi bana. Bana saç zannediyorum. kızıl ve bu tonlarda, bakır tonlarındaki ve bu yeşili ben kombinini çok seviyorum. Uyumunu çok çok seviyorum. Belki içindeki kazağın rengini sevmemişimdir. Beni tek rahatsız eden olabilir. Simsiyah olsaydı o yeşil daha da güzel patlardı. Burada beni tek bozan şey Hande Hanım'ın kazağı. Onun dışında gayet güzel görünüyor. Bir de belki saçları birazcık daha bir modern kesim yapmış sevgili Hande. Bir şey sorabilir miyim? O deri taytın üstüne giyilir mi o çizme? Giyilir. Öyle mi? Giyilir olabilir tabii ki. Oluyor. Gayet güzel olmuş. Gayet hoş. Ay, benim için böyle şey görünüyor. Güzel ve iddialı ve dişi görünüyor bence. Ben seviyorum. Günlük hayatında bot giymeyi sevenler için güzel bir kombi. Pantolon jean'in üzerine giyilmesindense tayt'ın üzerine giyilmesini tercih ediyorum her zaman. Dediğim gibi eğer kazak siyah olsaydı veya daha koyu bordo tonlarında, kızıl tonlarında başka bir şey olsaydı daha iyi olurdu. Evet. Hande Hanım'a teşekkür ettik. Nevşe Hanım'a geldik. Nevşe Hanım bir elbise giymiş, bir de ayakkabısını giymiş ve karşımıza çıkmış. Çok güzel bir bayan. Gencecik, pırıl pırıl ama söyleyecek çok fazla bir şey yok. Elbisenin burasındaki potlardan başka. Elbisesinin dekolte kısmında bayağı bir yakın plan ben baktığım zaman bir potlar gördüm. Onu sevmedim. Dekoltesi daha güzel olabilirdi elbisenin. Bu sizi çirkin göstermiş açıkçası ön kısmını. Kolyesi de güzel olabilirdi ama çok yukarıda duruyor elbisenin dekoltesi maalesef. O yüzden sevmedim. Ten rengi de bir ayakkabı giymiş. Çok enteresan bir şey yok. Yani söyleyecek çok fazla bir şey yok Nevşe Hanım'a. Bir ayrıntı yok. Bir detay yok. Yine aynı şekilde Gizem Hanım için de aynı şey söyleyeceğim. Siyah bir elbise, siyah bir çorap, siyah bir bot, siyah bir ceket, siyah bir çanta, siyah saç, siyah aksesuar kullanmış. Ben siyah çok seviyorum. Yanlış anlaşılmasın tabii ki ama bir böyle bir tarz olacak bir şey. Bir böyle farklı bize wow dedirtecek bir şey. Siyah yargıcı Gizem Hanım'da da göremiyorum. Ben baştan aşağı siyah giyinenleri de çok seviyorum. Çünkü çok fazla kumaş fark etmez. Deri de giysen olur, kazak da giysen olur, koton da giysen olur, ayağını süet de giysen olur. Hepsi olabilir yani. En rahat yapılan kombinler siyah kombinlerdir. Ama niye bağırıyorsun ya? Ama bir şey maalesef göremedim Gizem Hanım'da da. Bir pırıltı böyle bir tarz, yok. Bir pırıltı yok. Bir şıklık, enteresan bir değişiklik göremedim. Bak sırada ne geliyor bak. Duygu Hanım evet böyle hoş, erkekse maskülen bir kombin yapmış. Ya ben siyah boğazlı kaza. Ben seviyorum bu pantolonları bazı bayanlarda. Biraz kilolu gösterir bunlar. Çünkü buradan plaseden aşağı direkt böyle açılan bol, oldukça bol, oversize dediğimiz, bizim kendi size'ımız üzerine giydiğimiz pantolonlar. Ben seviyorum. Yalnız pantolon maalesef şu anda da gördüğünüz gibi paçaları kısa gelmiş. Onlar yere kadar değmeliydi. Çok hafif botlarımız ucu da yine görünmeliydi. Tamamen kaybolmadı demek istemiyorum ama maalesef pantolonumuzun paçası kısa gelmiş. Ancak giydiği kombinle yaptığı kombin hakikaten diğerlerinden farklı olduğunu görebiliyoruz. Evet. Hanımefendiler çok yaşa. Hande Hanım. Hep birlikte. Hande Hanım'ın bir tek kazağını sevmedim. Onun dışında gayet güzel buldum.
Nevşan'ımda da sadece etek ayrıntı ve bulamadık. Ayrıntı bir şey göremedik. Etek ve elbise ve ayakkabısını giymiş. Terli gibi ayakkabı giymiş. Hani bir şıklık, bir değişiklik, bir aksesuar, bir şey göremediğim yurt dışı için. Orası yurt dışı. Pencerelerden anladım. Artık pencerelerden mi anlamaya başlıyorsunuz? Almanya orası. Evet. Yani kombinlerimizi yaparken sevgili izleyenlerimiz birazcık daha bize hani giyinip yoldan geçerken fotoğraf göndermek yerine konuşabileceğimiz... bugün ben giydiğim hani bizi konuşturacak, bizim eleştirebileceğimiz, önerilerde bulunabileceğimiz bir şeyler olursa bu bölümde birazcık daha faydalı olur. Ama sadece bir elbise gibi bir ayakkabı gönderdiğiniz zaman benim zaten onun üzerine söyleyecek bir şeyim yok. Çok güzel bir bayan, elbise, ayakkabı bu kadar. Evet. Gizem Toraman'da da yine aynı şeyi konuştuk. Çok teşekkür ediyorum Gizem Hanım'a buradan. Çantasını, aksesuarlarını, üzerine ceketini tam bir kombin yollamış olmasına rağmen tabii ki böyle ekstra değişik bir şıklık görmediğimizi söyledik. Ve Duygu Darıcı'nın bu ana kadar gördüğümüz kombinler arasında en böyle hoş, farklı, bir tarz sahibi, incecik kemeri, boğazlı kaza ve erkeksi pantolonuyla oldukça maskülen saç yapısı, toplayışı, stili ve duruşuyla da bence gayet hoş görünüyor. Bana göre bugünün en şık bayanı farklı tarz olması sebebiyle sevgili Duygu Darıcı oluyor efendim. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Çarşamba da geçti. Yarın Perşembe. Çarşamba da geçti. Aynen, bir günün daha sonuna geldik sevgili izleyenlerimiz. Yarın biz yine aynı saatte burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek yarın kim üzere. Biliyor musunuz onu? Yarın kim biliyor musunuz? Yarın Arif Susam vay ve eşi. Vay.